Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz sunumumuza. Hemen başlangıçta şeyi hatırlatayım, beni de bu konuda uyardılar. Konuşmalarımız sırasında aklınıza gelen, o sırada anlatılmamış konuyla ilişkin ya da yine bu geceki konuyla, yani temelinde tıp ve hukukla, aile hekimliği ve hukukla ilgili sorularınız olursa ekranın altındaki bu soruları bize yollayabileceğiniz bölümü kullanarak aktarırsanız, bunları da Sümeyra arkadaşımız bir derleyip toparlayacak ve avukat arkadaşlarımıza sorulmasını sağlayacak, bu konuda aracılık edecek. Bu hatırlatmayı hemen baştan yapayım, ben de unutmadan. Ana hatlarıyla bu geceki konuşmaların nasıl gideceğini de söyleyeyim. Biz tabii bu programa hazırlanırken bir takım konu başlıkları belirledik ki bir ön hazırlığımız olsun. Biraz daha derli toplu gidelim. Bunları ben soru şeklinde avukatlarımıza yönelteceğim. Onların konuyla ilgili bilgilendirmelerini alacağız. O sırada ben kendi aklıma o anda gelen yeni sorular olursa ben onları ileteceğim. Yine sizden gelenleri aldığımızı, onlar da avukatlarımıza sunulabilir olacak, sorulabilir olacak. Hepinizin faydalanacağını umuyorum. İlk konu olarak belirlediğimiz bu pandemi sürecinde geçmişte de zaman zaman daha az sıklıkla yaptığımız ama bu pandemi günleriyle beraber daha çok gündemimize gelen adına teletıp mı deriz, telefonla hekimlik mi deriz ya da güncel teknolojileri kullanarak hasta tedavi etmek mi deriz? Bu tip uygulamalar ve bunun hukukla ilişkisi bize ne gibi getirileri ne tip sonuçları olacağını konuşmayı istedim. Bu sanki önümüzdeki yıllarda hemen değilse bile belki de altyapısı, mevzuatı konusunda yapılacak tartışmalar sonrasında belki de artık kanuni uygulanabilir bir hale gelecek. O yüzden ilk sorumu şöyle kısaca özetleyeyim. Teletip uygulamasının hukuki sonuçları neler olabilir? Sayın avukatlarımıza bu soruyu böyle kısaca özetleyerek başlayayım. Hocam tekrar iyi akşamlar. Tüm izleyicilerinize de hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Şimdi şöyle başlayayım isterseniz konuya girmeden önce. Özellikle de bizim cevaplamış olduğumuz hususlarla ilgili aklında soru işareti olan kişiler varsa interaktif olarak soru sormalarını biz kendilerinden rica ediyoruz. Çünkü soru geçtikten sonra ya da konuyla ilgili başka bir şey geldikten sonra kopukluk olmasın diye bunu söylemek istiyorum. Burada amaç zaten bilgilendirme yaratmak, farkındalık yaratmak. Bilgi ölçmek ya da farklı bir şekilde herhangi bir amacımız yok ya da kendimizi tanıtmak gibi herhangi bir sorunumuz olmadığı için önemli olan bizi takip eden, bizi izleyen kim varsa gerçekten akıllarında kalan soru işaretlerinin giderilmesi. Soruya ilişkin gelirsek, şimdi sağlık hukuku ve özellikle sağlık hukukunun içerisinde yer alan tıp hukuku bakımından çeşitli mevzuatsal düzenlemeler bulunmuş durumda. Hem hekimlerimiz açısından hem hastalarımız açısından çeşitli yönetmeliklerimiz ve tüzüklerimiz bulunmakta. Buna ilişkin net bir kanun çerçevesinde düzenlenmiş olan herhangi bir uygulamamız yok. Ancak düzenlenen tüzükler ve yönetmelikler içerisinde iyi olan, uygulamaya yönelik olan maddeler bulunmakta. Ama gelişen teknolojiler bakımından hukukumuzun bunu takip etme yöntemi bulunduğumuz süre açısından biraz geride kalmış durumda. Yani hukuki bir düzenlememiz teletip bakımından herhangi bir şekilde bulunmamakta. Sadece deniz taşımacılığı yapan kısımlarda ya da hava yolu taşımacılığı yapan ve uzun süreli yapılan yolculuklar sırasında meydana gelen uygulamalar bakımından ona ilişkin bir düzenleme bulunmakta. Ancak genel yapı çerçevesinde ya da genel muayeneler bakımından teletıp uygulamasının bulunduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut konumumuz bakımından düşünecek olursak pandemi dönemindeki durumlarla ilgili olarak kanunumuzda buna ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen
mevcut hastalıklarının bulunduğu ve takibinin yapıldığı, eğer aile hekimimiz tarafından izlenen ve aile hekimliğinin uzun süreden beri hastası olan kişiler bakımından ve 65 yaş üzerinde sokağa çıkma yasağı bulunan kişiler bakımından mevcut hastalıklarla ilişkili olmasından dolayı, ama yani bildiğimiz bir hastalığı varsa önceden takibini yapmış olduğumuz, önceden yazmış olduğumuz reçeteleri varsa, buna ilişkin kullanmış olduğu ilaçları biz önceden biliyorsak ve kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde almış olduğumuz semptomlar bakımından eski hastalıklarına ilişkin bir hastalık tespit etmiş isek, o zaman kendilerini yönlendirme şansımız var. Ama teletıbbın, yani tıbbın bu görsel ya da işitsel cihazlarla karşı tarafı iletilmesiyle ilgili herhangi bir hukuki düzenlememiz yok. Kendimizi hekim olarak korumak maksatlı olarak yapmamız gerekenler, mevcut hastalıkla ilgili olan kısımlar bakımından hastaların takip edilmesi uygun olacaktır. Yeni teşhis ya da tanı gerektiren bir durum bulunmakta ise biz bunun hukuken uygun olmadığını düşünüyoruz. Şimdi buna ilişkin bir düzenleme olmadığı için Cem Hocam, hekimlerimizin de aklında bazı soru işaretleri bulunabilir. Hani bu konularda ne yapacağız diye, ama kanunun ifade etmiş olduğu husus şu: özellikle tıbbi deontoloji nizamnamesine göre hekimin hastaya karşı teşhis ve tedaviyi uygulamadan önce teşhis sırasında muayene yaparak hastanın tedavisine ilişkin hususların belirlenmesi, ondan sonra tıbbi teşhisin konulmasından sonra uygulamaya geçilmesi, tıbbi müdahaleye geçilmesinden bahsetmekte. Bu muayenenin ise fiziksel olarak yapılması zaten hekimliğin baş konusu, gerekliliklerinden bir tanesi. Bunun içinde bir herhangi bir düzenleme olmadığından, sadece tırnak içerisinde söylüyorum, mevcut durumla ilgili olarak pandemi sürecinde eğer sizin takip etmiş olduğunuz bir hasta bulunmakta ise, bu hastanın da önceki durumlarıyla ilgili bir bildiğiniz, takibini yapmış olduğunuz durumla ilgili olarak bir hastalığı var ise ve bu hastalığına ilişkin belirli semptomları eğer görmekteyseniz, o şekilde hastayı yönlendirebilirsiniz. Ancak onun haricinde muayene etmeden hastaya herhangi bir teşhis ya da tanı konulması, uzaktan görmeyle hatta telefonla bu yöntemin uygulanması bizim görüşümüze göre şu anda herhangi bir hukuki yaptırım gerektirebilecek bir durumda. Onun açısından, ama şunu söyleyelim önce: siz hastaya müdahaleyi yaptınız, hastada herhangi bir farklı durumla karşılaşmadınız ya da hasta sizi şikayet ettiğinde zaten hukuki olarak bir yaptırımla karşılaşmayacaksınız. Ama bunu yapmış olmanız risk almış olduğunuzu da göstermektedir. Onu dile getirmeye çalışayım. Genellikle yapılması gereken, bizim istediğimiz, yönlendirmeyle eğer eski rahatsızlıklarına ilişkin bir durum varsa yönlendirmeyle buna ilişkin olarak hastayla görüşülmesi, ama yeni teşhis ve tedaviyi gerektirecek bir durum varsa sakın ha sakın ne uzaktan reçete yazılması, ne başka bir ilaç önerilmesi, ya işte farklı yollara gidilmesi, eczacıyla işte eczaneyle görüşülüp tekrar ilaç temin edilmesi gibi işlemlere girişilmesi, yaşanılabilecek problemler sonucunda hekimimizin hukuki ve cezai sorumluluğu bakımından çok büyük problemlere yol açmaya gebe olacak diye düşünüyorum. Hani anlaşılmayan bir şey varsa, yine sorular geldiyse cevaplamaya çalışalım. Onun haricinde Ben benim... bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum Cem Hocam, müsaadenizle. Tabii. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diliyorum. Umarım faydalı bir sunum içirmiş olur, sizlere faydalı olur. Teletip uygulaması Türkiye'de son dönemde özellikle gelişen teknolojiyle birlikte dünyada birçok örneği şu anda kullanılıyor. Amerika, NASA, astronotların muayenesinde teletıp kullanıyor. İsrail pandemi döneminde ciddi anlamda bu teletıp uygulamasını fazlasıyla kullanıyor. Yani teknoloji artık hayatımızın içerisine girdi. Yapay zekanın bu kadar gelişmiş olması, robotik cerrahinin, robotik tıbbın hayatımızın içerisine girmiş olması bir kaçınılmaz son. İlerleyen dönemlerde bunun birçok örneğiyle karşılaşacağız. Pandemi dönemi başından itibaren Türkiye'de de bu yönde çeşitli
girişimler oldu. Örneğin sanal hastaneler açıldı. Doktorlar sanal hastane üzerinden gönüllü olarak kişilere hastaneye gitmeden sadece tavsiye niteliğiyle çeşitli önerilerde bulunmaya başladılar. Ama Bilgen Bey'in de belirttiği gibi burada herhangi bir hukuki düzenleme henüz olmadığından dolayı hekimler açısından şu anki mevzuat kapsamında risk oluşturmakta. O yüzden mümkün olduğu kadar yönetmelik, genelge ve kanunlar çerçevesinde hareket etmemiz bizim açımızdan hukuki ve cezai sorumluluk açısından önem doğurmaktadır. O yüzden bu sürece ilk önce bir mevzuat olarak düzenlenmesi gerekiyor ki herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayalım. Bu konuyla ilgili işte bir pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı 8 Nisan'da çıkardığı bir bakan imzalı yazı var. Onun sizin de bilgi sahibi olduğunuzu biliyorum. O benim aklımı hep, yani pek çok arkadaşımız da bu yazıdan haberdar. Onun işte o yazının sondan bir önceki paragrafı şöyle. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler neticesinde ikametten ayrılma kısıtlaması ve yasaklaması olan söz konusu kişilerin sağlık ihtiyaçlarına ilişkin olarak kayıtlı oldukları aile hekimleri ile irtibata geçmeleri, aile hekimlerince kişinin geçmiş sağlık kayıtları da değerlendirilerek anamnez ve diğer değerlendirmeler çerçevesinde tedavilerini düzenlemeleri, tedavi için belirlenen ilaçların reçetelendirilmesi ve e-reçete şifresinin kişi, veli, vasi ile paylaşması suretiyle söz konusu vatandaşlarımızın temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırılmıştır. Yani kabaca özet olarak Sağlık Bakanlığı demiş ki biz Sosyal Güvenlik Kurumu'yla konuştuk. Normalde bilindiği üzere bu yasal olarak çok mümkün olmasa bile bu dönem için size bağlı hasta kayıtlı kişilerin özellikle sokağa çıkma yasağı olanların işte demin de sizin belirttiğiniz gibi geçmiş kayıtlarından da yeterince bilgi edinebiliyorsanız ilaçlarını reçetelendirin. Bu işte birinci sorun bununla ilgili bu bize bir kısmi koruma sağlar mı? İki, şimdi bugün gerçekleşen bir olay var. 65 yaş üstünün memleketlerine gitmesine seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Nasıl? İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak işte ilgili yerlere başvurarak E-Devlet'ten. Şimdi bu kayıtlı kişi mesela bendeydi. Benim mahallemdeydi. Benim işte 300 metre, 1 kilometre çevremdeydi zaten. Aynı kişi bu seyahat iznini alarak yarın Artvin Boşka'daki yaylaya gidip orada 30 gün, en az 30 gün ikamet etmek zorunda. Bu kişi Ankara'dayken iyi kötü benim ulaşma mesafemdeydi ve ben bu reçeteyi yazdım. Telefonla konuşarak diyelim. Şimdi aynı kişi beni Boşka'dan aradığında ya da Turgut Reis'ten aradığında, yazdığında ben gene bu reçeteyi yazarsam aynı derecede bu yazı beni eğer koruyorsa yine korumaya devam eder mi? Şimdi onu şu şekilde izah edeyim hocam. Şimdi buna ilişkin bir yasal düzenlememiz yok. Çok enteresan bir durum içerisinde olduğumuz için dünyanın içinde bulunduğu ortam neticesinde pandemi süreci içerisinde Sağlık Bakanlığı bu riski almış durumda. Hastalara yardımcı olabilmek maksadıyla, hastaların tedavi sürecini uygun bir şekilde geçirmesi maksadıyla. Onun için hekimlerimiz bu süreç içerisinde önceden raporu bulunan 65 yaş üstü hastaların muayenesini gerçekleştirmeden sadece yapmış olduğu görüşmelere binaen tekrar aynı semptomları taşıyan ve önceki raporlarına binaen yazılabilecek ilaçlar bulunmaktaysa orada gönül rahatlığıyla bu işlemi yapabilirler. Bu işlemler yasal bir çerçeve içerisinde yasal bir düzenlememiz yok. Bunu tekrar söyleyeyim. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bir önlem. Ancak Sağlık Bakanlığı bu önlemi aldıktan sonra bu yükümlülüğü kendi üzerine almış, bu sorumluluğu kendi üzerine almış. Bu yükümlülük tekrar hekimlerimizin üzerine binmez, onu söyleyelim. Dava açılmış olsa bile orada zaten devlet bunun hukuki sorumluluğunu üstlenecek. Ancak bu yer değiştirmeyle ilgili olan kısma geleyim. Şimdi hasta kalktı 65 yaş üzeri, Turgut Reis'e gitti.
Hani bu kadar süreç içerisinde ve böyle bir yoğunluk içerisinde hasta bunu göze alıp da Turgut Reis'e kadar gidebilecek gücü kendisinden hissedip başka bir aile hekiminin bulunduğu bölge içerisinde yerleşim yapma imkanına sahipse siz de bunu biliyorsanız ve tekrardan muayene edilmesini gerektirecek bir husus varsa şu şekilde yönlendirebilirsiniz. Misafir olarak başka bir aile hekimine başvurma olanağı bulunduğu için yerleşim yeri farklı olan o hasta tekrar oradaki yerleşim yerine yaptığı Turgut Reis'teki başka bir aile hekimliğiyle görüşüp bu konuda ona ilişkin bir düzenleme yapılabilir ya da o aile hekimine yönlendirilebilir. Oradaki aile hekimiyle istişare edilip durumun. Bunu neden söylüyorum? Şimdi şu anda bir pandemi sürecindeyiz. Her hastalara yardımcı olalım, işte muayenesini yapalım. Ama iş bu raddeden çıkıp can havliyle insanlar yapılmış olan işlemlerin hukuki sonuçlarını mahkemelerde aramaya başladığı zaman işte belki o zaman işte yapmasaydın gibi bir şeyle karşılaşırsa mevzuatta yok güvenmeseydin. Hani olmayacak bir şey değil bunlar. Gerçekleşebilme ihtimali olabilecek bir şey. Burada kendimizi korumak için, öncelikle hekim olarak kendimizi korumak için bence yapılması gereken hasta yer değiştirmiş ise eğer bu şekilde gitmiş olduğu yerdeki aile hekimine yönlendirme gibi bir durum mevcut olabilir. Yine şeyi hastayı kontrol ettiniz. Gittiği yerle ilgili olarak o hastalık sürecinde kontrol ediyorsunuz. Hasta hakları yönetmeliğine göre ve tıbbi deontoloji nizamnamesine göre ve aile hekimliği kanununa göre o hastayı takip etmekte zorundasınız. Aile hekimine, diğer aile hekimine yönlendirdiniz. Burada yükümlülüğünüz bitmiyor. Daha sonradan kontrol edebilirsiniz gelişmeler hakkında, tedavinin süreci hakkında kendisinden bilgi alabilirsiniz. Onun haricinde biz burada kendimizi riske atmayacağız. Neden söylemeye çalışıyorum? Şimdi siz gitti hasta tekrar o mevcut duruma göre bir sizden rapor istedi. Şey daha doğrusu ilaç yazmanızı istedi ama farklı bir bulgu, sizin gözden kaçırdığınız ya da elle muayene edilmesi gereken bir farklı bir sorunla karşılaşıldığında bu sefer muayene yükümlülüğünüzü yerine getirmediğinizden dolayı sorunla karşılaşma olanağınız var. Ha, bu şu demek değil. Dava açılır. Kesin dava açıldıktan sonra kaybedeceksiniz. Yok maddi manevi tazminat, işte başka cezai müeyyideler. Bunu demeye çalışmıyorum. Sıkıntı yaşama ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak için bunları yapalım. Yoksa dava işte bu tip durumlarda dava açıldıktan sonra illa onların ya da dava açan kişinin haklı olacağı durum diye bir şey yok. Sonuçta yargılama süreci, mahkemelerin vereceği kararlar, savunulacak durumlar, işte Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar, bunların hepsi hekimi koruyacak nitelikte olur. Ama bunlar meydana gelmişken hekim de bunların üzerine bence kendi önlemini kendi alması gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece bu yönlendirmeleri yaparak. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum. Hemen bir not Yani. koyayım. Yani benim bu soruyu soruş şeklinden sakın ha şey anlamasın sayın meslektaşlarım. Ben buna taraftarım. Vatandaş Ankara dışındayken de talep gelirse reçetelerimi yazalım anlamında sormadım. Neler olabileceğini bir açmak anlamında, ne olasılıklar olabileceğini açmak anlamında sordum. Evet, güzel güzel soru zaten hocam. Ya burada önemli olan şu. Şimdi mevzuatsal bir düzenleme yok. Her şey havada kalmış vaziyette. Sadece tıp alanında da değil bu. Yani bu hukukun her aşamasında yaşamış olduğumuz hukukla bağlantısı olan her aşamada. Yani adam kirasını yapmış, kira kontratını düzenlemiş, kira veriyor ama işte pandemi sürecinden dolayı iş yerini açamıyor. İşte para kazanamıyor, para kazanmadığı için işçisine ödeme yapamıyor. İşçinin ücret akdi söz konusu, ücret isteme akdi. Yani onun için bu çok ekstrem durumlar, her zaman yaşanabilecek durumlar olmadığı için hukukta buna ilişkin boşluğumuz var. Bu boşluğu doldurmak için Sağlık Bakanlığımızda hastaların zor duruma düşmemesi için bu tip önlemler almaya çalışıyor. Onun için yapmış olduğu genelgelere göre hareket edelim. Ancak o genelgelerin üstesinde daha büyük önlemler almak maksadıyla hekimin kendisini korumak amacıyla biraz daha özenli olarak ne yapabiliriz, neler yapmamız gerekiyor diye de düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arada ben bir soru iletmek istiyorum Bilgehan Bey, konuyu geçmeden.
Öncelikle İzzet Maral Tepecik İzmir'den bize saygı ve sevgilerini iletmiş. Biz de Ankara'dan ona sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teletıpla ilgili Arif Mehmet Çalık arkadaşımızın bir sorusu var. Onu konuyu kapatmadan iletmek istiyorum. Teletıp uygulaması SGK kurumu açısından kurumu zarara uğratmak olarak kabul edilebilir mi diye bir çekincesi var arkadaşımızın. Ne dersiniz? Zaten mevzuatsal bir düzenleme yok bu konuyla ilgili. Ama ya biz her şeyi ispat aracı olarak, belgelendirmeye bakarak, yani biz amacımızı, meramımızı, yapmış olduğumuz uygulamamızı, herhangi bir şeyi zarara uğratmak ya da kar elde etmek yahut işte bazı kazançlar sağlamak maksadıyla yapmadığımızı belgelendirebilecek nitelikte işlemlerimizi ve tıbbi müdahalemizi uygularsak, onun sonucunda SGK'nın da emarelerinde kendini haklı çıkaracak paylar ortadan kalkacak. Ben şunu her zaman söylüyorum, siz de önceden yapmış olduğumuz konuşmalarda da dile getirmişimdir. Hekime dava açılması demek ya da kurumun hekime dava açması demek, kurumun illa haklı olduğunu gösterecek nitelikte değil. Bu yargılama sürecine bağlı bir şey. Biz kendimizi koruyacak emareleri ve ispat araçlarını elimizde tuttuğumuz sürece, İstediği kadar bize kim dava açıyorsa açsın, üstesinden gelebilecek vaziyete sahip olacağız. Onun için nasıl ki önleyici tıp varsa, önleyici hukuk açısından da bunlar geçerli. Şimdi ben kendime açılacak bir dava sonucunda aleyhime olacak durumları bertaraf etmek maksadıyla tutanak tutmam gerektiği durumlarda tutanak tutmam lazım. Hemen söyleyeyim, örnek vereyim bir konu hakkında. Kira sözleşmesinin hukukumuzda sözleşme serbestisi bulunmakta. Yani siz bu sözleşmeyi yazılı da yapabilirsiniz, sözlü de yapabilirsiniz. 2-3 tane tanık bulursunuz, ben burayı kiraladım, anlaştık mı, tamam, el sıkışırsınız, gidersiniz. Ama ileride kira kontratı ile ilgili bir sorun yaşadığınız zaman mahkeme size yazılı bir şey var mı der, tanık getirirsiniz. Bunlar senin tanığındı, işte yok yanlı davrandı falan. Bunlardan kurtulmak için ne yapıyoruz? Kira sözleşmemizi mümkün olduğu kadar yazıya dökmeye çalışıyoruz. 2-3 sayfa kira kontratı hazırlıyoruz. Bak işte ileride çıkacak hukuki itilaflarda da işte ben de kira kontratım elimde. İşte kira sözleşmesinin 13. maddesine göre bak burada haksız durumdasın diye ispat etme aracım güçlenmiş oluyor. Bundan dolayı bu ispat vasıflarını kullanabileceğimiz seviyede elimize tuttuğumuz ölçüde açılacak olan davalarda ya da hukuki itilaflarda kurtulma olasılığımız oldukça fazla olacak. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu genelde ödeme yapacağı noktalarda mevzuatı çok dikkate alan bir kurum. Kamu zararını tespit noktasında mevzuatsal anlamda ve uygulama anlamında çok irdeleyen bir kurum. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatta teletıpla ilgili herhangi bir düzenleme olmadan, tabii Bilgen Bey'in bahsettiği deniz taşımacılığı ve hava yollarında kullanılan teletıp uygulaması hariç, pandemi süreciyle alakalı bahsettiğimiz teletıp uygulamasında aslında bu tam anlamıyla bir teletıp değil. Daha çok bilişim teknolojisi üzerinden hastaların tedavi ve muayene edilmesi noktası. Bu mevzuatsal düzenleme olmadan SGK'nın buna cevaz vereceğini çok düşünmüyorum. Mutlaka kamu zararına yönelik olarak işlemler yapabilecektir. Belki özel sağlık sigortaları bu konuda daha esnek davranabilir. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme konusunda sıkıntı yaratacaktır şu anki mevzuatsal düzenlemelerden kaynaklı olarak. İkinci belirtmek istediğim nokta da Bilgen Bey'in kendimizi garantiye alalım dediği nokta aslında şu: idari düzenlemeler bize bu pandemi sürecinde bazı hareket kolaylıkları sağladı. Alanda sağladı. Bu da bir mecburiyetten kaynaklıydı. Ama dediğimiz gibi şu an belki mahkeme karşısına çıktığımızda pandemi çok beklenmeyen bir süreçti. Hukukumuz bu konuda dünya hukuku diyelim, birçok ülke aynı sıkıntıyı yaşıyor aslında. Biz de onlardan biriyiz. Yani baktığımız zaman net düzenlemeler yok. Çıkan genelgeler bizleri koruyacak seviyede gibi gözüküyor. Ancak yine de kendimizi garanti almak açısından yani bir bu yöntem olabilir. Telefonla yapmış olduğumuz görüşmeleri tutanak altına almak, telefonla görüştüğümüz saatte
bir tutanak altına almak, ne gibi tavsiyelerde bulunduğumuzu tutanak halinde belirtmek, iki gün yani daha sonrasında karşımıza çıkacağını düşünmüyoruz ama çıkması durumunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamız durumunda bizleri koruyacak unsurlar olabilecektir. Evet, teşekkür ederim. Hemen bu konuyla kısmen ilintili bir iki küçük soru daha sorayım. Bir, işte yıllardır bütün hekimlerin başında olan bir şey, hatıra binaen bir ilaç yazma talebi bizden hiç eksik olmaz. Bununla ilgili görüşlerimizi hem de buna kısmen benzer bir diğer konu, bazı aile hekimleri, işte aile hekim uzmanları rapor çıkarabilme yetkisine sahip veya kendisi bizzat çıkarabildiği gibi işte daha önceden kronik hastalığı olan, başka yerde çıkarılmış olan hastalık raporu kendi kanaati de aynı şekilde ise uzatabilme hakkına sahip. Peki bu tip bir raporu da gene işte hasta ben uzaktayım, size gelemem, 3 ay memleketindeyim, gelemeyeceğim ama raporum bitmiş, siz bu raporu bir uzatıverseniz de bana, ben de gidip eczaneden ilacımı alıversem talebi olsa, yani görmeden böyle bir raporu ben uzatsam olur mu, olmaz mı, ne dersiniz? Hocam o zaten vermiş olduğumuz cevaplarla ilintili ancak zaten görmeden herhangi bir şekilde muayene ya da eski raporuna ilişkin olarak tekrar yeni bir rapor çıkartılması. Ya bunların hepsi şu aslında. Şimdi çıkartmakta problem yok. Çıkartılması açısından herhangi bir sıkıntı şöyle doğacak. Eğer hasta bununla ilgili raporuyla ilgili bir problem, yani problem çıkmadan önce hiç kimse de sıkıntı olmuyor zaten. Herkes evet raporu çıkarttık, işime de yaradı. Ama iki gün sonra çıkartılmış olan o raporla ilgili olarak sorun yaşadığı zaman benim bundan haberim yoktu. O zaman ben gittim söyledim raporum vardı. Hani hastanın ifadeleri bu sefer bizi zorlayacak seviyeye gelebilecek nitelikte oluyor. Bunun için rapor görmeden herhangi bir şekilde tıbbi müdahaleyi gerçekleştirmek, teşhis koymak ve tedavi gerçekleştirmek, o tedaviye binaen tekrar uzaktan rapor düzenlemek zaten hukuka aykırı. Buna ilişkin herhangi bir düzenlememiz yok. Biraz önceki benzer durumla vermiş olduğum cevap gibi, eğer böyle bir rapor çıkartılması imkanı bulunuyorsa kişinin başka bir şekilde hekime muayene olarak bu raporun tekrardan düzenlenmesi gerekebilmekte. Ama pandemi süreci içerisinde sizin gerçekten uzun süredir kontrol ettiğiniz bir hasta varsa ve buna ilişkin yapılan o Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesine istinaden kanun vermiş olduğu emri yerine getirmek amacıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ceza bakımından hukuki olarak bir sorun çıkmayacak ama ceza hukuku açısından bir zaruret hali içerisinde olduğumuzdan dolayı bu sefer cezai müeyyideler de gündeme gelmeyecek. Ancak her zaman dediğim gibi önce kendimizi korumak için, yani hemen bu raporu gerçekleştirip yazalım gibi değil de yönlendirme sonucunda başka bir hekime muayene olup tekrar rapor çıkarttırma imkanı olan kişiye bu imkanı sunmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu imkan gerçekleşemezse o zaman böyle bir duruma mahal vermek daha uygun olacak. Bilmiyorum, hani Emre Bey ne ekleyebilecek bir durum varsa, kaçırdığım bir şey Emre Bey de ekleyebilir. Yani aslında konuşmamızın başından beri işlediğimiz süreç tamamen pandemi dönemiyle alakalı. Cumhurbaşkanlığı'nın son yapmış olduğu yeni düzen, yani normalleşmeye geçme süreciyle alakalı genel hatları çizdi Cumhurbaşkanı. Ancak Sağlık Bakanlığı bu yeni düzenle alakalı herhangi bir genelge çıkartmadı henüz. Buradaki eski genelgelerin yürürlükten kalkıp kalkmadığı, yeni sistemde işlemlerin nasıl devam edeceği noktasında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra elbette ki o düzene göre gidilecek. Ama Bilgehan Bey'in de dediği gibi bu konuda birçok yargı kararıyla da zaten karşı karşıyayız. Hatıra binaen ilaç yazılması, tedavi edilmesi, rapor verilmesi hekimlerimizi sıkıntı durumda bırakabiliyor. Yani o raporun ne şekilde kullanıldığı, rapor kim tarafından, ilaçlar kim tarafından alındığı, daha SGK özellikle bu konuda araştırmalar yapıyor. Ya da raporu örnek veriyorum, raporunu geldi, dedem evden çıkamıyor, ona
bir şekilde rapor yazalım. İlacı gitti, aldı kendisi. Bizim de sık sık üzerinde verdiğimiz örneklerden bir tanesi tüm ilaçları içti, intihar etti. Bu çocuk bu ilaçlara nasıl, ne şekilde ulaştı? Kim bunu raporladı? Reçeteyi kim yazdı? Bir cezai anlamda sıkıntılar karşımıza çıktığı gibi kamu zararı noktasında da SGK bu noktada derinlemesine incelemeler yapıp bedelin faiziyle birlikte ödetilmesi aynı zamanda SGK kapsamında da şikayetçi ihbarda bulunabiliyor. Yani tamamen süreç genelgelerle, pandemi süreciyle alakalı olarak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği çerçeveler içerisinde hareket edersek hukuki olarak koruma altındayız. Ancak süreç bittikten sonra bu baştan beri saydığımız nokta var. Mevzuatımızda düzenleme olmadığından dolayı bizi hukuken korumasız bırakıyor. Hatıra binaen ilaç yazılması, hastanın görmeden raporlandırılması hem zaten aile hekiminin disiplin soruşturması kapsamında suç teşkil ettiği gibi TCK kapsamında, Türk Ceza Kanunu kapsamında da bir suç oluşturuyor. O yüzden bu süreç içerisinde evet genelgeler çerçevesinde hareket edebiliriz ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yeni çerçeve belli olduktan sonra artık normal sistemde mevzuatta yazan çerçeve içerisinde hareket etmemiz bizi hukuken koruma altına alacak. Burada iletmek istediğim bir soru daha hocam, var mı? Bir soru iletmek istiyorum Cem Hocam, müsaadenle. Ben de onu sormuştum. Yolu üyemiz Fatih Gürpınar sormuş. Der ki soruyu tersten soralım. İl dışı ya da il içi telefonla ilaç yazdırmak isteyen kişinin ilacını yazmazsak idare bize ceza verir diye korkan arkadaşlarımız var. Eğer bu ilacı yazmazsak ceza alır mıyız? İdare bize ilacı yazmadın diye ceza verir mi? Onu da şu şekilde ifade edelim. Şimdi tamam Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir şey var ama ilacı yazmış olduğumuz kişinin yaşı, sokağa çıkabilecek mi, 65 yaş üzeri mi? İşte ya da herhangi bir şekilde pandemi sürecinde olmuş olsa bile bir hekime ulaşabilecek nitelikte olup olmadığı konusunda bu tamamen somut olayın özelliğine bağlı bir şey. Ama siz her zaman kontrol etmiş olduğunuz bir hasta var. Her zaman kontrol etmiş olduğunuz bir hasta aynı semptomlarla size uzaktan telefonla bağlandı. Ve 65 yaş üzerinde herhangi bir şekilde sokağa çıkamıyor. Sokağa çıkma yasağından ötürü. Pandemiden dolayı bu gerçekleşmiş durumda bizi de aradı. İlaç yazılmasını istedi. Önce semptomların tekrar öğreneceğiz. Belirli bir rahatsızlığı olup olmadığını önceden yazmış olduğumuz, kullanmış olduğu süreklilik arz eden bir ilaç var ise onun tekrar reçete edilmesini istiyorsa o konuda bir şey yok. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu genelge de buna icazet ediyor. Böyle bir kanunumuz var mı? Yok. Bu normalde suç mu? Evet suç. Ama ne zaman suç? Pandemi döneminin haricinde suç. Yani çok ekstrem bir durumun içerisinde olduğumuzdan dolayı yazma ihtimaliniz var. Burada herhangi bir olumsuzluk yaratmaz. Yazmazsanız ne olur? Bence bana kalırsa yazmazsanız da problem olmaz. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde her ne kadar yazın dese de siz hekim olarak muayene etmediğiniz için, görmediğiniz için farklı bir bulgu, yani burada hekime düşmüş oluyor. Teşhis ve tedavinin hekimin özgürlüğü olduğundan ötürü. Siz hastanın anlatmış olduğu hususlar çerçevesinde farklı bir bulguya işaret edecek bir teşhis koyma ihtimaliniz var ise aynı ilacı sana yazmıyorum diyebilirsiniz hastaya. Tekrar onu başka bir aile hekimliğine bulunduğu yerdeki hizmet alabileceği bir yere yönlendirebilirsiniz. İleride hasta buna ilişkin gitti, Sağlık Bakanlığı sizi şikayet etti. Sağlık Bakanlığı sen istediği ilacı yazmamışsın dedi diyelim. O zaman da şimdiki demiş olduğum gibi yapılacak bir savunmayla bunu genişletilecek bir şekilde bunun üstesinden gelinmesi mümkün. Burada aslında önemli olan Sağlık Bakanlığı'nın yapmak istediği hastaların hekime ulaşmasını kolaylaştırmak maksatlı olduğu için bir yandan da hekime ulaşmak kolay ama ya hasta da kötü olacaksa bu sefer kaş yapalım derken de göz çıkartmanın alemi yok. Çünkü size geldi işte örnek veriyorum bir ilaç yazıldı. Bir X ilacını yazacaksınız sürekli kullandığı ilaç. Ama öyle bir belirtilerden bahsetti ki ben o X ilacını istiyorum dedi. Ya siz dediniz ki böyle böyle bu X ilacı işinize yaramaz. Senin anlatmış olduğun hususlarda bu başka bir teşhis ve tedaviyi gerektiren bir
hastalık. Bununla ilgili başka bir şekilde muayene olman lazım. Buna ilişkin tetkiklerin yapılması lazım diye bilgilendireceksiniz. Çünkü hekimin bu sefer de bilgilendirme yükümlülüğü var hastayı yapmış olduğu. Siz farklı bir bulgularla X ilacını kullanmasını istemiyorsanız tabii ki de bunu yazmak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan dediğim gibi hastanın hekime ve ilaca ulaşmasını kolaylaştırmaktı. Siz X ilacını kolaylaştıracak seviyeyi anladınız. Tamam, o zaman Sağlık Bakanlığı'nın yükümlülüğü üzerine aldığından dolayı X ilacını yazabilirsiniz. Ama yok, siz aklınızda bir soru işareti takıldıysa, ya arkadaş ben bu X ilacını yazacağım ama yani bu farklı bir hastalığı da işaret eden bir durum. Şimdi tekrar ilacı yazacağım. İlacı kullandı. Bu sefer ilaç o hastalığın tedavisine iyi gelmeyecek seviye. Hastalık ilerledi. Başka bir semptomla karşılaşıldı. Farklı hususlar meydana geldi. Bu sefer demeyecekler miydi? Sen aynı ilacı yazmışsın, başka ilacı yazsaydın diye. Bunun için ne yapacağız? Bunu hastaya güzel bir şekilde anlatacağız. Uzakta ise, yakınınızda ise yakınına söyleyeceğiz. Kendisi gelemeyecek durumdaysa sakın ha sakın başka bir reçeteyle ilaç yazma cihetine gitmeyeceğiz. Ha gittiniz, ne oldu? Siz bunun riskini tekrar üzerinize az çok aldınız. Sağlık Bakanlığı'na bu riski bence paylaştınız. Sonra hasta gelip de sizden bunun hesabını sormadığı zaman yine bir şey çıkmayacak. Burada dediğim gibi önemli olan husus o ilacın yazılmasını gerektirecek hususların bulunup bulunmadığını hekimin tayin etmesi. Yazmak zorundasınız diye bir şey yok. Başka bir hastalık gördünüz, aynı ilacı tabii ki yazmayacaksınız. Tamamen somut olaya göre bir durum. Muayeneye göre kalmış bir durum. Yani siz hekimliğinize güvenip hastayı uzaktan teşhis koyabilecek nitelikte buluyorsanız kendinizi ve bu riski de üzerinize alıyorsanız, işte ben uzaktan gördüm, telefonla konuşurken görüntülü konuştuk, işte uzaktan da boğazına bir ışıkla bir şey yansıttı, boğaz şeyi yaptım, muayenesi yaptım diyorsanız riski almış olacaksınız. Anlatabildim mi? Ama bu riskten uzaklaşmak için benim görüşüm bu riski alacağınıza hastayı uygun bir tedavi alabilecek bir yere yönlendirmek. Çok aciliyet bir durumu varsa zaten 112'yi arayıp adresini alıp ona göre acil müdahale gerektirmesini sağlayacak hususları elde etmesini sağlayabilirsiniz. Yahut yine olmadı, başka bir bölgede bulunuyorsa o bölgedeki aile hekimine kendisini yönlendirdiğinizi söyleyeceksiniz. Buna ilişkinde bulunmuş olduğunuz aile hekimliğinde bir tutanak tutup o kişinin şu aile hekimine yönlendirildiği şeklinde bir karar alıp ondan sonra oradaki aile hekimine haber verip oradaki aile hekiminin yüz yüze görüşmesini sağlayacak ortamları sağlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Ama onun haricinde diğer hususlar riski büyütmüş oluyor. Bunu küçülmek için, minimalize etmek için bu şeyleri sarf etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu konu sahada bayağı bir sıkıntı yaşattığı için sanırım arka arkaya sorular geliyor. Ben de konuyu geçmeden ileteyim istiyorum. Arif Çalık'ın iki tane sorusu var bu konuyla ilgili. Birincisi, vefa destek gruplarının 65 yaş üstü kişiler adına ilaç yazdırabilmesi mümkün mü? Bunlar çünkü kişinin yakını değil vesaire. Ve bir de yine Arif Çalık der ki 65 yaş üstü seyahat ederek gittiği yerde misafir olarak mı hizmet almalı yoksa oraya aile hekimine kayıt vererek mi hizmet almalı? Yok, misafir olarak. Kanun şunu diyor zaten. Eğer gittiği bölgede uzun süre yerleşme durumu söz konusu değilse misafir olarak hizmet alabilir. Evet. Ama yok, yerleşti, muhtarlığa gitti, adresini bildirdi. Tabii ki o zaman aile hekimliğinin bulunduğu yeri tekrardan aldırması lazım. Yeni yerleştiği ikametgah adresini. Ama ilk soruya gelelim, şöyle bir şey. Şöyle bir örnek vererek kafanızda canlanması için bir örnek vereyim. Şimdi ben Emre Bey vefa destek gönüllüsü geldi bana dedi ki X şahsı dedi şey istiyor, ilaç istiyor. Şu da dedi hastalıkları varmış. Bana dedi onun adına rapor yaz. Ben Emre Bey'e yazdım. Gitti Emre Bey vermedi şeyi, ilacı. Ben de kişiyi görmedim. Sonra bize demeyecekler mi? Hani burada sorumluluğumuz biz. Ben çünkü Emre Bey'i bu sefer Emre Bey'in işlemiş olduğu suça ortak olmuş oluyorum. Şunu yapabiliriz. Çok acil bir durum yoktur sanırım. Hani vefa gönüllerinin bu şekilde ilaç yetiştirmesiyle ilgili olarak. Eğer imkanımız varsa gidebilecek durumdaysak gidip kendimizin görmesinde fayda var. Hasta çıkamayacak durumdaysa. Hasta çıkamayacak durumda biz de kendimiz yerimizi terk edemeyecek durumdaysak bu sefer telefonla yakınına ulaşma gibi bir durum ortaya. Yani bu işlemi
mümkün olduğu kadar böyle bir şey var mı yok mu getirmeye çalışmak lazım. Şimdi belki ilaçları aldı gitti başkasına sattı kutu kutu ilaçları. Ya da işte hani hastalığı yoktu belki o hastanın. Bu şekilde bir semptom gerçekleşmedi. Çünkü baktınız kayıtlarına önceden kullanmış olduğu ilaçların haricinde bir ilaç istemiş kendisi. Ekstradan yeni bir hastalığı ortaya çıkmış. Muayene etmediniz. Muayene etmeden reçete yazıyorsunuz. Üstelik işte ben vefa gönüllüsüne vermiş olduğum o ilaçları o gidiyor başkasına veriyor, satıyor. Hele ki o ilaçlar başka bir uygulama altında suç oluşturabilecek nitelikteki örgütlere veriliyor. Bu sefer yani ayıkla pirincin taşını demeyecekler mi hani bu sefer sen bilerek mi yaptın, ortak mıydınız, bunu biliyordun işte ilaçların çıkartılmasına öne ayak oldun, işte ilaçlar geldi hem para devletten geldi, parasını aldı o kişi hem gitti ilaçları başkası kullandı. Yani bu örnekleri arttırmak mümkün. Biz şunu yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yazarsınız hiçbir problem olmayabilir. Biz kafanızda canlansın diye hukuki şeyi büyütmeye, yani riski anlatmaya çalışıyorum ben. Yoksa bu risk olacak ya da işte felaket tellallığı yapmak değil amacımız. Amacımız hukukun ne olduğunu, hukuk bizi nereye kadar koruyor onu bilmek. Yoksa ilaç yazmakta problem yok ya da vefa destek gönüllüsüne işte geldiği zaman şurada şu hasta varmış, o hastaya şunu yazalım demekle de herhangi bir sıkıntı yok. Ama siz böyle bir şeyin olduğunu, o kişinin ismi size verildikten sonra bunu teyit edebilecek aşamaları kat ettikten sonra yazmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama söyleme rağmen işte sırf o kişinin vefa gönüllüsünün söylemiş olduğu hususlara şey yaparak, gerekçe göstererek bunun şeyini araştırmadan hemen ilacı verip işte yollarsanız o zaman ileride çıkacak problemlerden de sorumlu olmanız kaçınılmaz olacak bence. Teşekkür Var ederiz. mı Sümeyra Hocam? Yeni katkı, Yok, bu soru? konuyla ilgili yok. Başka sorularımız var ama bu konuyla ilgili şu anda yok. Evet, o Sadece zaman. teşekkürler var Fatih Gürpınar'dan yeni. Ya umarım Keyifli açıklayıcı oluyordur. Hani yayınlar kafanızda yatmayan başka bir şeyler varsa hani bizim başka soru cevaplayacak sorularımız vardır. Bilmiyorum hocalarım sizlerin ellerinde. Vakitten dolayı bir sıkıntımız olursa soruları size yollasınlar. Size ulaştırsınlar. Biz o soruların cevaplarını sizin vasıtanızda onlara tekrar ulaştırmaya çalışalım. Burada amaç doğru yolu bulmak. İnsanların, ya biz çünkü biliyoruz ya hekimlerimiz zor durumda çalışıyorlar. Bir de üstüne bu gibi işte ilaç yazmıştın, yazmamıştın, yok işte bunun takibini yaptın. Ya bunlarla uğraşmak hakikaten güç. Yani bir meslek içerisindesiniz. Evinize ekmek götüreceksiniz, para kazanıyorsunuz. Bir yandan karşı tarafa hizmet vereceksiniz, onun sağlık hizmetine ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bir yandan idareyle uğraşıyorsunuz. Yani çoklu bir sistem. Bu kümeler birleşiyor, birleşim kümesinde hekim kalıyor. Onun için bir problemle karşılaşma olasılığınız var ise bu olasılığı düşürmek için lütfen bir bilene danışmaya çalışın. Ya da yapabileceğiniz hususlarda bu riski gidermeye çalışmak maksadıyla bir yanınızdaki hekimle hareket etmeye çalışın ki hem tanık elde etmiş olursunuz hem de tutanak altına almış olursunuz bu işlemleri. İleride çıkabilecek ihtilafların önüne geçmiş olursunuz. Her yükü kendiniz omuzlamaya çalışmayın. O panikle, o şeyle yani bunun yönetimini bir şekilde yapmak lazım. Sorunla karşılaşmamak maksadıyla. Çok teşekkür ederim. Rica Ben ederim. konuyu değiştireyim istiyorum. Biraz hastayla olan sıkıntıları, ilaçla reçeteyle olan sıkıntılardan artık biraz kendi hastalıklarımıza hem de işte bu pandemi dönemi koronavirüsle bizim hastalanmamız ya da bu virüsün bize bulaştığının ispatlanması halinde bizim idareye karşı ve özlük haklarımızla ilgili durumumuz ne olacak? Mesela somut bir nokta olarak böyle bir durumda ben koronavirüsle enfekte oldum, tanı kondu, hastayım. Bana rapor verildi, istirahat etmem gerektiği söylendi, 14 gün evden çıkmamam gerektiğine dair de bir yazı verildi. Bu durumda ben ücret kesintisine uğrar mıyım? Uğrarsam bunun çözüm yolları nedir? Var mıdır? Diye başlayayım konuya. Yani bu konuda Cumhurbaşkanlığının bir genelgesi
ne bağlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu bir genelge vardı hocam. Aile hekimlerinin de içerisinde dahil olmak üzere, yani hiçbir kurum ayrı ya da kamu personeli, kamuda çalışan hiç kimse ayrı tutulmadan pandemi sebebiyle verilen idari izinlerde ya da tedavi sürecinde herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmeyeceği ile alakalı. Bu tüm hekimlerimiz açısından özellikle burada direkt ilişki içerisinde olduğunu düşündüğümüz aile hekimleri. Çünkü sağlık sistemi içerisinde belki de en korunmasız noktada olanlar tüm açımızdan aile hekimleri. Çünkü hastaneye gelenler bu rahatsızlığı olduğunu bilerek ya da bu önlemleri alınarak karşı hastayı karşılayabiliyor. Ama aile hekimi hasta muayene olmaya gittiği zaman rahatsızlığını bilmiyor ve ilk işisini, tedavisini orada görmek için kontrolsüz bir şekilde aile hekimleri gerekli önlemi alamadan hastayla karşı karşıya kalmış olduğundan dolayı pandemiyle karşılaşması en yüksek risk grubundan bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Pandemi döneminde genelgeye bağlı olarak hekimlerin, aile hekimlerinin ücretinde herhangi bir kesinti yapılması ya da bu süre içerisinde tedavi altında olması ya da karantina halindeyken ücretlerinde kesinti yapılmış olması genelge kapsamında çok uygun gözükmüyor. Bununla ilgili birkaç örnek bulduk aslında. Karantina olan bir aile hekimimizin ücretinde kesintiye gidildiğini, hukuki olarak çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü burada bir kavram karşılaşması var aslında. Kanunda izinden bahsedilmiş. Hem 657 sayılı kanunda izin tanımı yapılırken sağlık izni, yıllık izin ve mazeret izin tanımları yapılmış. Ancak idari iznin bir tanımı yapılmamış. Pandemi sürecinde verilen izinler idari izin kapsamında olduğu için aslında kanunda tanımlamasını bulan bu izinler içerisinde değerlendirilmiyor. Bu yürütmenin yapmış olduğu bir idari uygulama. Bir izin yerini geçmiyor. Kanundaki kesilebilir noktası izin aldığıyla alakalı. Yani aile hekimleri kanununda düzenlemesini bulan yönetmelikte izinli geçirdiğiniz sürelerle alakalı olarak maaşınızdan, ücretinizden bir kesinti olacağı düzenlenmiş. Ama bu dediğim gibi kavramsal olarak burada bir sıkıntı var. Kavram, izin kavramı idarenin karantina ya da pandemi sebebiyle görmüş olduğunuz tedavide geçen süreler ise idari izin olarak sayılıyor ve bununla ilgili zaten genelde olduğundan dolayı eğer böyle bir kesintiye gidilmesi durumunda da hukuki olarak hakkımızı aradığımızda gerekli olumlu dönüşün olacağını düşünüyoruz. Yani idareye başvuru yapmak lazım hocam. İdareye başvuru yapıldıktan sonra, o kesintilerden sonra ben idarenin olumsuz bir cevap vereceğini düşünmüyorum. Hadi idare olumsuz bir cevap verdi diyelim. Süresi içerisinde zaten dava açma yoluna gidildiği zaman o gerekçelendirildikten sonra yapılacak savunmalar sonucunda mahkemede olumlu bir kanaate varacak diye düşünüyorum. Çünkü yani içinde bulunduğumuz durum zaten mevcut durumun ötesinde bir durum olduğu için bunun giderilmesi de mevcut mevzuatlarla değil de mahkeme kararıyla ortaya çıkmış olacak. İdare eğer ayak dilerse, yoksa idareye başvurduktan sonra bence büyük bir ihtimalle ödeyeceklerdir diye düşünüyorum o konuda. Herhangi bir olumsuzluk çıkartmazlar sanırım. Züleyha Hocam, var mı bu konuyla ilgili? Var bu konuyla ilgili Mustafa Karabıyık'ın bir sorusu var. Hekim veya aile sağlığı çalışanı COVID pozitif olduğu kesinleşir ve karantina veya hastaneye yatmadan kendisine gelen hastalara bulaştırır ise ve bu kişi hayatını kaybeder ya da sekelli olarak iyileşirse, bu konuda açılacak davada sorumlu olan aile hekim ya da aile sağlığı çalışanı mıdır yoksa Sağlık Bakanlığı mıdır? Hekim asemptomatik olup da yüzlerce kişi uzun süre bunu bulaştırabilir diye bir sorusu var. Ne dersiniz? Burada hasta COVID değil, hekim COVID. Hekim ya da aile sağlığı çalışanı COVID. Hı hı. Ama tanı almamış, asemptomatik de taşıyıcı olabiliyor. Bu sağlık çalışanından hastaya bulaşıyor ve hastada ölüm ya da sekel geliştiğinde hekimin ya da aile sağlığı çalışanının sorumluluğu nedir? Şimdi birincisi şu,
o gelen hastaya hekimden bulaştığını nasıl anlayacağız? Yani bunun ispat açısından bir sıkıntısı var. Şimdi geldi, muayene olmaya geldi ama haberi yok ki zaten hekimden bulaştığını nereden bilecek, bunu nasıl ispat edecek? Çünkü ölenin zaten haberi olmayacaksa ya da farklı bir şekilde, hadi diyelim hayatta kaldı ama organlarıyla ilgili ileride bir problem çıktı. Bunun hekimden kaynaklandığını nasıl anlayacağız? Bunu ispat açısından önemli bir problem teşkil edeceği zaten ortada. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben şimdi hastalandım, aile hekimine gittim. Aile hekimi asemptomatik bir şekilde taşıyıcı pozisyondaymış, bana bulaştırdı. Haberim yok ama çıktıktan sonra yanındaki eczaneye girdim. Eczacıdan da kapmış olabilirim. Ya da hemen çıkar çıkmaz sokaktaki başka bir arkadaşımdan ya da sokaktaki vatandaştan kapmış olabilirim. Oranın ispatını sağlamak zaten güç. Velev ki diyelim, hadi diyelim şey taşıyıcı olduğu durumda değil de biliniyordu daha sonra. Ya da aile hekimi hastalandı. Zaten orada bir karantina sürecini hemen başlatıyorsunuz sanırım. Beklemiyorlar. Aile hekimi zaten hekimlik görevini icra etmiyor. Rapor oluyor ya da şey yapıyor. Sonuçta hastalık bu. Hasta olarak devam eden hekim yoktur zannediyorum şeyde. İşte şey oldu, COVID olduğu ortaya çıkıp da muayene yaptırılacak bir hekim zannetmiyorum öyle bir şeyin olacağını. Hem uygulamada da olmaz hem de buna ilişkin böyle bir yaptırım kararı ya da illa çalışacaksın diye de bir şey diretme durumu mevcut olmayacağından dolayı ancak ve ancak dediğimiz gibi hekimin hasta olduğundan haberi yoktur. Bu kişi ben de olabilirim. Mesela ben şimdi buradan çıktığı zaman anneme babama da bulaştırabilirim. Yani bundan haberi olmayan bir kişinin de zaten hukuki olarak sorumluluğu zaten doğmaz. İspatlanmış olsa bile kendisinin haberi yok zaten. Hadi diyelim ispat aracı bakımından zaten %99.9 çok zor bir şey. Hekimden kapacak, vefat edecek ya da ileride işte herhangi bir şekilde ortaya çıkacak. Hekimden kaptığını ispat etmesi yani çok 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 güç bir durum. Çünkü yani bunu başka yerden de kapmış olabilir. Bu hekim açısından da geçerli. Biraz sonra işte eğer yeri gelirse sorularınızda mevcutsa bu hekimin iş sağlığı güvenliği kapsamında sigortalılık durumu işte alacağı tazminat hakkıyla ilgili olarak biz de örneklendiririz. Orada da ispat açısından geçerli olan bir durum. Yani bunun somut örneği yakın zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam berberlerin açılmasından sonra bir hekimin berberlerin muayenesinde 50 tane berbere COVID bulaştırdığı ile ilgili basında haberler ulaşmıştı. Yani doğruluğunu çok bilmiyorum ama burada maksimum gidilebilecek nokta idarenin kusursuz sorumluluğu olabilir. İdari burada yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı her zaman sorumlu tutabilir. Kusursuz sorumluluk bunun kapsamı geniş olan alanlardan bir tanesi. İdari evet hekimin hasta olduğunu aslında bilmiyordu ama alması bu önlemi alması gerekirdi diyor kanun. Burada maksimum gidilebilecek nokta idarenin kusursuz sorumluluğundan kime gitmeden idareden hakkımızın tazminini isteyebiliriz. Az önceki bahsettiğim somut yani örnekte. Evet, o organizasyon kusuru olmuş olur belki. İdarenin organizasyon kusurundan kaynaklanmış olabilir ama yani işte hekime bir şey olmaz. Yani bunun yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde kalır. Devletin sorumluluğunda olur. Hemen bununla ilişkili şöyle bir şey aklıma geldi. Diyelim ki bizim izlememiz altında olan bir temaslı, koronavirüs temaslısı ya da hastaneden taburcu edilmiş, işte 14 gün evinde izlemine devam edilmesi gerektiği söylenmiş bir hasta bizim ASM'imize bulunduğumuz, çalıştığımız, hasta muayene ettiğimiz yere geldi. Biz bu hastayı başka bir şikayette, başka bir yeni bir gelişen bir durum için bana muayeneye geldi. Ben bunu bana virüs bulaştıracağı şüphesiyle, ben de diyelim ki bende de kronik hastalık var. Tamam yaşım 65'ten büyük değil ama çalışmama da çok engel olmayacak. Virüs ve pandemi açısından da çok büyük problem yaratmayacak ama böyle pozitifliği çok net bilinen, bulaştırma olasılığı da çok yüksek olan bir hastayı muayene ettiğimde de riskimin gittikçe arttığını
bildiğim bir vatandaşı muayene etmekten kendimi alıkoyabilir miyim? Bunu reddedebilir miyim? Ne dersiniz? Şimdi bunu aslında bir konuyla ilgili bir slaytım vardı. Orada hem daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum ben. Oradan size anlatmaya, cevap vermeye çalışayım hocam. Bunu açarken ben yine bir soru iletmek istiyorum Emre Bey. Hı-hı. Sevinç Yılmaz Yeltekin'den gelen bir soru. Az önceki açıklamanıza binaen. Hekim COVID pozitif olursa nereden kaptığını ispat etmek zorunda değildir. Aksini ispat etmek idarenin görevidir diye bir görüş bildirmiş. Ne dersiniz bu konuda? Nasıl hocam, anlamadım. Çok pardon. Hekim COVID pozitif ise COVID nereden kaptığını hekim ispat etmek zorunda değildir. Aksini ispat etmek idarenin görevidir der Sevinç Hanım. Siz ne dersiniz bu konuda? Yok, zaten şöyle bir şey. O soruda hekim zaten COVID değildi, hasta COVID'di. Değil mi? Öyle miydi? Hayır. Hekim, diyelim ki ben COVID kaptım. Aha. Az önce dediniz ya, hekim için de geçerli meslek hastalığı, iş güvenliği açısından. Hı hı. Ben bunu hastalarından kaptım diyorum. Ama bunu nereden kaptığımı ispat etmek zorunluluğu değil. İdare eğer hayır sen oradan kapmadın diyorsa idarenin sorumluluğudur diyor. Benim anladığım. Yok yok. Oradaki ispat konusunda orada sıkıntı yok. Ben zaten ispat etmeyecek. Hekim ispat etmeyecek. Oradaki ispat dediğimiz nokta bunun gerçekten hekimlik görevini icra ederken mi yerine getirilmiş olması, kapılmış olması bu hastalığın? Yani ispat külfeti bakımından demek istediğim o değildi aslında. Tabii ki devlet buna başka yerden eğer kapılmış olduğunu ispatlayabilecek nitelik değilse, ama bu tamamen muallakta kalan bir şey. Zaten hukukun bunu nasıl söyleyeyim, oradan belki de başka bir yerden kapılmış olduğunu ispat etmek güç olduğundan ötürü bu devletin yükümlülüğünde olabilir. Biz ispatın yükümlülüğü açısından onu tartışmamıştım aslında. Ama bir yerden kapıldıysa bu, ya da hekimlik görevini icra ederken kapıldıysa, hekim tabii ki bu haklarını devletten istediği zaman devlet bunun aksini ispat etmek zorunda kalacak. Ama bu ispat açısından yani bu hastalık sadece muayeneye gelen kişilerden kapılmadığı için hekim dışarı çıktığı zaman başka bir yerden de kapılmış olabilir. Anlatabildim mi? Burada karar verici merci ne devlet ne hekim, tamamen mahkeme olacak mevcut somut durumu araştırarak. Şimdi mevcut mevzuatsal düzenlemeler bize genel çerçeveyi çiziyor. Yani pandemi şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir durum olduğu için hukukçular arasında en fazla tartışma noktalarından bir tanesi bu. Yani bu illiyet bağını ispattan daha öte illiyet bağını nasıl sağlayacağız? Yargıtay ikinci daire üyelerinden biri canlı programda bu konuya ilişkin son karar merceği olarak yaklaşımlarını şu şekilde ifade ediyor. Biz direkt hani hekim özelinde bu işe şöyle bakıyor. Yani meslek riskinden dolayı evet bir COVID kaptıysa bunu tedavi süresi içerisinde mesleğini icra ederken kaptığı noktasında yaklaşımımız olumlu. Ancak illiyet bağının tespiti noktasında aradığımız bazı kriterler var. Hastalığın noktası kuluçka süresi 14 ile 21 gün arasında olarak bir literatürde geçiyor. Mahkeme de bunu baz alıyor. 14 ve 21 gün geriye gittiğim zaman eğer hekim görevdeyse ben bu illiyeti kabul ederim diyor, ama görevde değil izin gününe denk geliyorsa, tatildeyse ya da bir izne ayrıldıysa bu illiyet bağını kuramadığımdan dolayı hekimin görevi sırasında bu bulaşıcı hastalığa yakalandığı noktasında illiyet bağını kuramadığımdan dolayı yaklaşımımız olumsuz olabilir diyor. Yalnız dediğim gibi genel çerçeve bizim şu andaki mevzuat düzenlemelerle alakalı. Şekillendirecek olanlar mahkemelerin, burada özellikle Yargıtay'ın bu konudaki görüşleri önem kazanacak. Yani çok tartışmalı bir konu aslında. Birçok hukukçu bu noktayı tartışıyor. Ve en önemli nokta da illiyet bağının kurulması noktası. Dediğim gibi Yargıtay'ın bu konuda görüş bildiren daire başkanlığı da bu şekilde bir yaklaşım içerisinde. Yani
hekim özelinde aslında hekimin mesleği dolayısıyla rahatsızlığı kattığına mahkemeler olumlu yönde bakıyor. Ama dediğim gibi o süre, kuluçka süresi içerisinde görevde olmak şartıyla. Teşekkür ederiz. Benim baştaki soruma tekrar bir hatırlatayım. Ben böyle bir hastayı korona virüsüyle enfekte olmuş ya da onda virüs olduğu kesinleşmiş ve izlem altındaki bir hastayı başka bir gerekçeyle bana geldiğinde ben kendi risklerimi düşünerek muayene etmekten çekinebilir miyim? Çekinirsem işte bununla ilgili mevzuatta ve hekimin yükümlülükleriyle ilgili bir takım şeyler var ama bu pandemi süresince acaba bir ayrıcalıklı durum olur mu? Şimdi hocam bu konuda hekimin hastayı tedaviye bırakma halleri ve tedaviden çekinme hakkı birçok alanda düzenlenmiş aslında. Asıl şeyini anayasadan alıyor. Anayasadan yaşam hakkı ve kendi sağlığını koruma hakkından dolayı birçok yönetmelik, tüzük ve meslek etiği kurallarında bunlar düzenlenmiş. Ben bu konuyu isterseniz size bir slaytla açıklamaya çalışayım başlık başlık halinde. Slide hazır şu an. Hekimin hastayı tedaviyi pardon slide'da bir sıkıntı var sanırım. Şimdi hekimin hastayı tedaviyi bırakma halleri tıbbi deontoloji nizamnamesinin 18. ve 19. maddesinde ayrı ayrı düzenlenmiş. Tabip ve diş tabibi, acil yardım, resmi ve insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere mesleki ve şahsi sebeplerle hastayı bakmayı reddedebilir. Yani buradaki önemli nokta aslında şu, biz aile hekimleri olarak resmi bir görev yerine getirdiğimizden ötürü aslında 18. madde kapsamında hastayı bakmayı reddedemiyoruz. Hani bu çerçeveleri ilk önce çizelim, daha sonra hangi hallerde yaşanabileceğimiz noktası üzerinde de tartışırız. 19. maddede tabip veya diş tabibi, yine tıbbi deontoloji nizamnamesinde mesleki veya şahsi sebeplerle tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Aslında sizin direkt bir sorduğunuz sorunun cevabı 19. madde kapsamında değerlendirebiliriz. Şimdi 18. maddede hastayı terk etmek, hastaya bakmayı reddetmek düzenlenmişken 19. maddede tedaviyi bitirmeden hastayı bırakabilme noktası. Şimdi biz tedaviye başladık, hastanın COVID olduğunu fark ettik. Tedaviyi bu noktada 19. maddeye dayanarak bırakabileceğimizi düşünüyoruz biz. Bunun haricinde hekimlik meslek etiği kurallarında çeşitli düzenlemeler yapılmış. Burada konsültasyon sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimiyle konsultan hekimin görüş farklı kanaatleri arasındaki farktan dolayı asıl muayeneyi yapan hekimin tedaviyi bırakabileceği düzenlenmiş. Ama sizin sorunuza net cevabı verebilecek olan nokta birincisi 19. maddenin ilk cümlesi ve bununla birlikte çekinme haklarımız var. Yani çekinme hakları da genellikle şiddet eylemleri sebebiyle düzenlenmiş. İsterseniz değinmişken bunların üzerinden de geçmekte fayda var. Yani bunları da bilmemiz faydalı olacaktır. Şimdi Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmeti Genel Müdürlüğü'nün çalışan güvenliğinin sağlanması genelgesinde acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekinme hakkının bulunduğu ifade edildi. Bilmektedir. Yani bu da şiddetle karşılaştığımız zaman da düzenleme yapılmış. Buradaki çekilme hakkı sadece acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere çekilme hakkı hekimlerimize tanınmış. Bunun haricinde aynı şekilde Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek 12. maddenin son fıkrasında da şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda aile veya yakında mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmetten çekinme hakkı düzenlenmiş. Aynı zamanda sağlığı ve güvenliği kanununda çalışmaktan kaçınma hakkı kapsamında da tedaviden kaçınma
noktaları düzenlenmiş. Ama genel olarak baktığımızda bizim bu pandemi süreciyle alakalı olarak hizmetten çekilme 19. madde kapsamında değerlendirmek daha doğru olacak. Bu şekilde Bilge Hanım'ın eklemek istediği bir nokta varsa da iş güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda düzenlenmiş olan hususlara göre çekilme hakkı bulunmakta ama durumu ilgili yetkili kişilere bildirdikten sonra bu hakkın kullanılması hekim için daha iyi bir durum olacaktır. Çünkü mevcut durumun sizin sağlığınızla ilgili kısmın üst makamları bildirdikten sonra bu hakkın kullanılması daha yararlı olacak. Çünkü aile sağlığı ve aile hekimliği kanununun ikinci maddesinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde hizmet olarak verilmesi geçtiğinden ötürü bu öncelikli olarak yapılması gereken hastanın sağlığıyla ilgilenmesi. Hastalığın sağlığının ilgilenmesi ön planda olduğu için hekim sağlığını kendisiyle ilgili bir risk bulduğu ölçüde bunu haber verdikten sonra özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde 13. maddesindeki hususlar çerçevesinde çekilme hakkı bulunmakta. Bu mesela teçhizatların bulunmaması durumunda teçhizatlarının verilmesi, kendisini koruyucu ekipmanların bulunması, bunların tedarik edilmesi kısmıyla ilgili olarak ilgili yerlerle yazışma yaparak bunların giderilmesini sağlama hakkına sahip. Yine Emre Bey'in de izah ettiği gibi tıbbi deontoloji nizamnamesinin 19. maddesine göre bu hakkında kullanmakta hekim serbest. Ama bunun tabii ki meşru bir amaca yönelik olması lazım. Kişinin kendi sağlığıyla ilgili olduğunu belirtmesi maksadıyla bunun ilgili birimlere ulaştırılması yeterli olacaktır. Burada benim bir sorum olacak. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi orada diyor ya, kurumda başka bir hekim bulunması durumunda hastaya o bakar, o hizmet verir. Hı hı. Şimdi biz aile hekimliği sisteminde her birim kendi başına tek olarak muhatap alınıyor. Yani hı. Diyelim ki bana geldi hasta, hakaret etti, bağırdı, tehdit etti. Ben hastaya bakmaktan çekindim, imtina ettim. Yanımdaki aile hekimliği birimi başka bir birim. Yani ASM sadece fiziki olarak birlikteyiz. Hukuken ya da yönetimsel olarak her birim ayrı. Bu arkadaşım benim yerime bu hastaya bakmak durumunda mı? Yandaki birimdeki arkadaşım. Eğer tıbbi müdahaleye gerektirecek hususlarla ilgili yetkinliği yoksa, buna ilişkin nasıl diyeyim farklı bir bölümle ilgileniyorsa kendisi tabii ki o zaman bakmayacak ama şu var, şuradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Şimdi hastanın acil bir müdahaleye gerektirecek bir durumu yoksa, siz oradan bakmayı imtina ettiğiniz takdirde orada bir sıkıntı yok. Zaten kanunun ek 12. maddesi buna cevaz vermiş durumda. Bakmayabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Acil bir vaka olarak geldi. O zaman da o kanunların üstünde yaşam hakkı, hastanın yaşam hakkı devreye gireceği için bu sefer de öncelik hasta olmuş olacak. Siz hastanın tıbbi müdahaleyi gerçekleştireceksiniz, yaşamsal fonksiyonların yerine gelmesini sağlayacaksınız. Ondan sonra kendi haklarınızı kullanmaya başlayacaksınız. Ama acil durum bulunmayan hallerde böyle bir durumla karşılaşırsanız ya başka bir hekim arkadaşınıza yönlendireceksiniz, öyle bir kişi yoksa da zaten acil bir durum olmadığından dolayı da eğer acil bir hizmet almasını gerektirecek bir tıbbi müdahale gerektirecek bir durum yok ise bu sefer de bu uygulama yönetmeliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hususlara göre başka bir aile hekiminden yardım almasını sağlamak için yine ilgili yerlere başvuracaksınız. Çünkü bu yeni genel kanuna göre de eklenen ek 12. maddeye göre de şikayet hakkına şikayete tabi olmadığı yönünde hususlar eklendi. Hekim şikayette bulunmasa dahi hekime yapılmış olan herhangi bir kasten yaralama, hakaret, tehdit veya görevini yapmamaya engel teşkil edecek hususlara ilişkinde şikayeti olmadan Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı başlatacak. Bunun için acil durum olup olmamasına bağlı yani o hususlar. Yoksa acil durum varsa acil durumu gerçekleştirmek zorunda zaten hekim. O şekilde. Acil durumdan çekinecek bir hekim arkadaş olduğunu ben düşünmüyorum. Yaşam hakkı zaten anayasal hak ve hiçbir hekimin de bunda tereddüt yaşayacağını zannetmiyorum ama normal bir muayene, bir poliklinik muayene sırasında
şiddete uğrayan bir arkadaşın o hastadan yani bana hakaret etti, tehdit etti. Yandaki arkadaşım bundan mesul olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü biz aynı kurum gibi görülmüyoruz aslında. Yani kurumda başka bir hekim diyor ya ifadede, onu ben merak ettiğim için sormuştum. Yine bu kapsamda Nurcan Çam bir soru sormuş bize. Hasta yalan söylüyor, usulsüzlükler talep ediyor. Sonra da işte bize kızıyor ya da şiddet yöneltiyor. Bunlara ne gibi bir işlem yapmalıyız diyor. Yine burada çekinme hakkını mı kullanmamızı önerirsiniz? Ne önerirsiniz? Şimdi hocam o da şöyle bir şey. Hekimin yükümlülükleri içerisinde hastayı bilgilendirme yükümlülüğü zaten bulunmakta. Hekimin yükümlülüklerini konuşuyoruz ama hastanın da hep haklarından bahsediyoruz. Hastanın da yükümlülükleri bulunmakta. Hasta hakları yönetmeliğine göre de hasta kendisiyle ilgili olan bilgileri hekime vermek zorunda. Hekim de hastanın tıbbi müdahaleye başlamadan önce, teşhis ve tedaviye başlamadan önce anamnezini almak zorunda. Yani hasta öyküsünü alırken bunu hekim yükümlülük olarak yükümlülüğünü gerçekleştirecek. Hasta da anamnez alınırken kendi öyküsüyle ilgili bilgileri doğru vermek yükümlülüğünde. Buna ilişkin bilgileri eğer yanlış vermiş ise bundan sonra hekimin sorumluluğu olmaz. Yalnız biz hep hukuki açıdan baktığımız için hekim bunu nasıl ispat edecek? İşte bu tip durumlarda hasta hakları yönetmeliğinin 15. 16. maddesine göre yanlış hatırlamıyorsam alınacak rızalara ilişkin olarak eğer siz bir uyuşmazlık çıkabileceğinizi düşündüğünüz bir müdahale gerçekleştiriyorsanız, bence her zaman yapılması gerek aslında ama ya da hastanın size daha sonradan bu gibi bir riskle dönebileceğini düşünüyorsanız, aklınızda buna ilişkin bir soru işareti kalmışsa, hastaya o konularla ilgili olarak bilgi verdiğinize dair yazılı onayını almanızda fayda var, rızasını almanızda. Zaten her hekimin bunu kanun aile hekimi ya da başka bir şekilde cerrahi müdahale gerçekleştirecek hekim olarak ayırmamış vaziyette. Her hekim hastaya tıbbi müdahale teşhis ya da tedavisini gerçekleştirmeden önce bir aydınlatma yükümlülüğünü gerçekleştirmek zorunda. Aydınlatma yükümlülüğünden sonra yapılacak müdahalede hem ilaç yazma olsun hem başka bir şekilde muayene olsun bu muayeneye başlamadan önce hastanın rızasını almak zorunda. Rızanın hukuka uygun olmasını gerçekleştirebilecek hususlardan bir tanesi de aydınlatılmanın yapılması. Siz aydınlatmayı yaptınız, ona ilişkin elinizde belgeler varsa hasta istediği yere sizi zaten şikayet etsin. Siz o belgeyi çıkarttıktan sonra bir problemle karşılaşmayacaksınız. Buna ilişkin olarak bir örnek vereyim. Şimdi hasta aile sağlığı merkezine başvuruyor. Bu kızamıkçık aşısı uygulanmadan önce aile hekimi tarafından kendisine bilgilendirmelerde bulunuyor ama aile hekim bu bilgilendirmeleri yazılı olarak gerçekleştirmiyor ve hasta daha sonradan da gebe çıkıyor ve gebeliğinde de sorun yaşıyor. Sorun yaşadıktan sonra aile hekimini şikayet ediyor. Aile hekimine mahkemenin sorduğu ilk husus şu: bilgilendirmeyi yapmışsın, yönetmelik gereği bilgilendirmeyi gerçekleştirmişsin ama gerekli bilgilendirmenin nasıl yapılacağı hususunda elinde hiçbir bilgi yok. Yazılı kanıt olmadığından dolayı da hekim burada suçlu bulunuyor. Daha doğrusu yapmış olduğu hukuki müdahale sonucunda tazminat yükümlülüğüne gidiyor. İşte gebe kalamadı, işte çocuk düşürdü vesaire gibi hususlarla karşılaşılıyor. Bunun için yapılması gereken husus kanuna göre aydınlatılma yükümlülüğünün zaten gerçekleştirilmesi. Evet, poliklinik hizmetlerinde biz şunu söylüyoruz. Poliklinik hizmetlerinde bize göre yani hukuki açıdan baktığımız zaman çok fazla hasta poliklinik ettiğiniz için bunu yükümlülüğü yerine getirmeniz mümkün değil. Ancak bu gibi hususları yerine getirirken hastanın bilgisini aldığınız sırada örneğin gebe bir hastayla karşılaştınız. İleride sıkıntı çıkartabilecek bir husus mesela. Ya da çok yaşlı bir hasta, onun muayenesini gerçekleştirdiniz, ilaç yazacaksınız. Bu gibi durumlarda riskin biraz daha artmış olduğu durumlarda en azından bu hususlara dikkat ederek daha çok kişilerin rızasının alınması ve bu rızanın da kayıt altına alınması hekim açısından daha yararlı olacak. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu o soruya göre. Soruyu da unuttum gerçi cevaplarken. Ben de şimdi çok da uzun cevapladım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu illa bir tutanak ya da aydınlatılmış onam formunun imzalatılması ya da kayıt altına alınması şeklinde mi? Dediğiniz gibi çok fazla sayıda hasta gördüğümüz için ben bunları anlattım.
şu bilgilendirmeyi verdim, şu ilacın kullanımı ve yan etkileriyle ilgili bilgileri verdim deyip kendi kullandığım AEBS hasta kayıt programına böyle bir not düşmem yeterli olur mu? Ya hocam aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi hasta hakları yönetmeliğinin 15. maddesinde bilgilendirilecek hususlar madde madde sayılmış. Şimdi kanun diyor ki bu maddelere göre hastanın bilgilendirilmesi ve bilgilendirildikten sonra rızasının alınması gerekmekte. Siz mutat bu bilgilendirme formlarını hazırlayıp da hastaya bu şekilde bilgilendirme yaparsanız ne yazık ki kanun da daha doğrusu mahkemelerde bu rızanın hukuka uygun olarak elde edilmediğini söylemekte. Çünkü herkese bütün mesela ben X hastasıyım, Emre Bey Y hastası. İkimize de aynı formu imzalatıp yollamanız bu aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirdiğiniz anlamına gelmiyor. Bunun yerine her hastaya dediğim gibi yapmak mümkün değil ise, şimdi çünkü kanun şunu demiyor, şurada hemfikir olmamız lazım. Aile hekimleri aydınlatma yükümlülüğünden şey değildir demiyor. Aile aydınlatma yükümlülüğünden muaftır demiyor. Bunu demediğinden dolayı ileride böyle bir problemle karşılaşmamak maksadıyla en azından yetiştiremeyeceğiniz çünkü diğer hastaları bakacaksınız 80 tane sıra olmuş arka arka ip gibi bekliyor. Bunlardan işte 15-20 tanesi gebe, 5-6 tanesi yaşlı. Orada işte bir zaten içerisi küçücük bir yer kalabalık şey olmuş herkes stresli sabahın işte olmuş 9'u. Evet siz de haklısınız aydınlatma yükümlülüğü gerçekleştirme konusunda ama en azından hastalar arasında yapmış olduğunuz teşhise göre işte biraz önce dediğim gibi çok böyle eksten ilaçlar yazacaksanız, farklı bir tıbbi müdahale gerektirecek bir durumla karşılaşırsanız orada en azından bu hukuki olumsuzluklardan kurtulmak maksadıyla bu kişilerden onay almak daha mantıklı olacaktır. Ama hasta hakları yönetmeliğinin 15. maddesine göre hazırlanmış hususlar çerçevesinde en azından bir ilaç vereceksiniz. X ilacının yan etkileri 65 yaş üstü hastalarda daha fazla olduğunu biliyorsunuz ve size 80 yaşında bir hasta geldi. En azından o hastaya yönelik olarak o ilaçların komplikasyon özelliklerinin fazla olduğunu farklı hususlar çerçevesinde olumsuzluklara mahiyet vereceğini söyleyebilirsiniz. Herkese gerçekleştirebilmeniz mümkünse bence herkese gerçekleştirin ama zaman kısıtlı diyorsanız seçerek daha mantıklı olacak. Risk grubu hangisi daha riskli olarak görüyorsunuz? Yazılı olarak onayını almanız daha sonraki hukuki uyuşmazlıklarda sizi kurtaracak hocam. Yani parol yazdığınız bir hastaya çok fazla bilgilendirme yapmayacaksınız. Zıpkın gibi delikanlı 22-23 yaşına gelmiş ama parol hiçbir kimseye yan etki göstermezken 90 yaşındaki içtiği zaman sıkıntı yaratacaksa bunu mesela bilgilendirmeniz lazım. Anlatabildim mi? Evet. Teşekkür ederim. Sümeyra hocam var mı? Birkaç sorumuz var. Onları da alıp toparlayalım isterseniz. Çok keyifli gidiyor sohbet ama bizim sorunlarımız bitmez. Daha devamı gelecek. Böyle yapalım mı? Ben bir yeni konu başlığı daha açayım. Bu da son konu başlığımız olsun. Tamam. Arada konularımızla ilgili olmayan birkaç soru var. İsterseniz tamam. Onları ben bir sonra gelip. Esasında çok da ilgisiz değil. Bir kısmen bunlardan bahsettik bu konu başlığından da. Bu işte en son sağlıkta şiddetle ilgili bir yeni yasa çıktı. Sağlık hizmetleri temel kanununda ek madde 14'te yapılan değişiklikle işte kamuoyuna anlatıldığı şekliyle sağlıkta şiddetin önüne geçilebileceğini en azından kamuya böyle yansıdı ama biz hekimlere böyle yansımadı. Büyük çoğunluğumuz biz henüz bu konuda ikna değiliz. Yani. Sorun şuradan kaynaklanıyor aslında. Biz çözüm yollarını bir şeyleri yapıyoruz. Bunları yapmış olduğumuzda insanlara işte yapmakta, afiş yapmak için uğraşıyoruz. Şimdi çözüm odaklı gittiğimiz zaman asıl problemler çözülmeye çalışacak diye düşünüyorum. Bu yasa çıkmadan önce özellikle hekimlerin problemlerinin işte neler olduğu zaten iletilmeye çalışılmış. Özellikle de suç işlendikten sonra suçun önlenmesine ilişkin yapılacak faaliyetlerle ilgili nasıl olması gerektiğine ilişkin bazı örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmış. Ama hata bence şurada. Şimdi kişi geldi, hekime karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Hekime karşı bir cezai müeyyide gerektiren bir
fiili müdahalede bulundu. Şimdi eskiden 51. madde uygulanıyordu. 51. madde artık uygulanmayacak. Yani artık cezanın ertelenmesi yoluna gidilemeyecek. Cezalar belirli bir seviyede arttırıldı. Yarı oranında arttırılmaya başlayacak. Orada da herhangi bir problem yok. Ama bize her zaman gelen sorulardan bir tanesi de şu, özellikle de TCK kapsamında olan suçlar bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi. Neden diyeceksiniz? Hekim kendisine yapılan cezai faaliyet, fiil sonucunda karşı tarafın bir ceza almasını istiyor. Bu cezada genellikle bir hapis cezası, hürriyeti bağlayıcı bir ceza olmasını istiyor. Ama şimdi adam hakaretini ediyor, fiillerinde bulunuyor. Cezayı ben yarı oranında arttırdım, işte onu yaptım, bunu yaptım, kestim, biçtim, temel ceza üzerinden hesapladım, ayarladım. Ama adam 2 yılın altında ceza aldığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi sebebiyle herhangi bir ceza almıyor. Daha doğrusu mahkumiyet kararı olmamış oluyor. Hatta ve hatta 5 yıl şey oluyor, hükmün açıklanması geri bırakılmış olduğu için denetimli serbestlik oluyor. 5 yıl sonra bu hüküm sicilinden de siliniyor. Yani hiç suç işlememiş bir vatandaş sizin benim gibi bir insan haline gelmiş oluyor. Hukuki olarak bunun düzenlenmesi tamam. Bakımı, cezayı işleyen kişinin bakımından anayasal düzenlemeler çerçevesinde cezayı işleyen kişinin de bazı haklara sebep olmasından ötürü normal. Burada herhangi bir şey demiyoruz. Biz bunu açıklamıyoruz. Ama Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu yasa tasarısı ya da götürmüş oldukları işlemlerde mesela şöyle demişler. HAG ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hiç uygulanmasın demişler. Biz şunu öngörüyoruz. Şimdi bunu derseniz bu zaten karşı çıkarlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi bile işlenen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmaması sistemini zaten hukuka aykırı bulmuş. Çünkü ceza işleyenin de belirli bir hakka sahip olduğu düşüncesinde. Bundan ziyade şu şekilde bir çalışma yapılabilirdi. Cezanın alt sınırı ve üst sınırı belirli olduktan sonra 2 yılın altındaki cezalarla ilişkin HGB kararı verilmesi yerine en azından hekimlere uygulanan bu tip cezai yaptırımlar sonucunda, cezai fiiller sonucunda örnek veriyorum 6 ay ve altında ceza alanlara HGB uygulanmayacak, 6 ayın üstünde olanlara, pardon 6 ayın altında olanlara HGB uygulanacak, 6 ayın üstünde olanlara hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak, bu kişiler mahkum olmuş olacaktır diye bir düzenleme yapılabilirdi. Ben bunun daha caydırıcı olacağını düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir düzenlemenin yapılmasını götürebilmek için bazı kanunlar arasındaki uyumu ve diğer kanunlarda buna ilişkin bir düzenleme yapılıp yapılmadığını da bilmek lazım. Avukatın görevi bir kişiyi savunmaktan ziyade hukukçu olarak yaklaşıp zaten bunlara çözüm yolu üretmekten de geçmekte. Şimdi askeri ceza kanununda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bir hüküm şimdiye kadar düzenlenmemiş. Daha sonradan yapılan başvurular neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi askeri ceza kanunlarına da getirildi ama benim biraz önce vermiş olduğum örnek neticesine uygun bir düzenleme yapıldı. Dediler ki sırf askeri suçtan dolayı bir kişi eğer ceza bir suç işlemiş ise bu 2 yıl olmasın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sınırı 6 ay olsun demişler. Yani buna ilişkin bir şey getirebilirdi. Orada sırf askeri suç işleyen bir kişi 0 ile 6 ay arasında bir ceza almış ise HGB uygulanıyor. Üstünde bir ceza almış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi uygulanmıyor. Hekime işlenen suçlar bakımından da böyle bir düzenleme yapılıp sadece hekime işlenen suçlar bakımından işte 8 ay ya da işte ne bileyim benzer bir düzenleme ile 6 aylık bir düzenleme yapılıp 6 ayın altında hekime işlenen suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi uygulanabilir ama üstündeki suçta ve cezalarda verilen cezalarda uygulanmaz diye bir hüküm getirilebilirdi. Bence bu biraz daha suçları önleyici mahiyetli olurdu. Çünkü adam bakıyor zaten 2 hakaret ederim diyor, çıkar giderim diyor. 4 aydan başlıyor zaten hakaretin şeyi. Yarı oranında arttırdım, 2 ay oradan geldi, 6 ay oldu. Bir yarıya oranında yeni gelen kanun sebebiyle arttırdım. 2 ayda oradan 8 ay. 2 yılın altında mı? Altında. Ne alacak bu adam? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması alacak. 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmam diyor. 5 yıl sonra aynı hareketi bir daha yaparım diye
gelecek. Yani bu işaretlendiriyor aynı zamanda. Yani işte şey diyorlar, artık bize gelen durumlardan da çokça bildiğimiz için insanlar da artık bunun da farkında. Hangi cezalardan dolayı, hangi fiilleri işledikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını vereceğini sizden benden iyi bilecek vaziyetteler, emin olun. Çünkü sürekli ceza ile ilgilendiği için bu tip insanlar habire karakoldalar zaten. Adam başına ne gelebileceğini biliyor. Ondan dolayı bunun en azından önüne geçmek maksatlı böyle bir uygulamaya gidebilirdi. Ama benim her zaman dediğim şu, biz her şeyi devlete bırakmamak zorundayız. Evet gidiyoruz, HAGB uygulanmasın, ceza yarı oranı değil ama bunun bir gerekçesi olması lazım. Biz bunun gerekçesini iyi bir şekilde ifade edebilirsek bence hekimler için de ya da sağlık çalışanları için de aynı düzenlemelerin yapılabileceğine inanıyoruz. Çünkü adama gerekçesinin götürülmesi lazım. Yani bunun 6 ayın üstü, 6 ayın altında gibi bir hususun neyle ilgili olacağını karşı tarafı iletmemiz lazım. Gerekçelendirdiğimiz takdirde de kabul edilmeyeceğini düşünmüyorum. En azından gerekçelendirilmiş olup da kabul edilmezse biz halka ve kendi camiamızda bulunan hekimlere şunu dile getirebiliriz. Bak biz bunu istedik, gerekçesi de buydu. Yani mantıklı olan bir şeyi, kafasına yatan bir şeyi de herkes öngöreceğinden dolayı en azından yükümlülüklerini yerine getirmiş olurdu diye düşünüyorum sivil toplum örgütleri. Ama şimdi mış gibi yapmaktan öteye geçmemiş geliyor bana. Yani şiddetin uygulanmasına yönelik olarak, idari olarak birçok yaptırımlar düzenlenmiş. Ceza hukuku kapsamında şimdiye kadar 2012 yılından itibaren somut olarak girişimlerde bulunulmuş. Ancak girişimlerin hepsinin istenilen seviyelerde olup olmadığı aslında tartışma konusu. Son yapılan düzenlemede de aslında bizim öngörümüz şu şekilde. Yani burada cezaların önleyiciliği ve caydırıcılığı aslında infazla birebir bağlantılı. 51. maddenin burada uygulanmayacak olması infaz açısından önemli bir nokta. Artık ceza ertelenmeyecek. Bir şekilde erteletip bu cezadan kurtulunmaya çalışılıyordu. Ama infaz noktasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması gerçekten caydırıcılık ve önleyicilik anlamında büyük önem arz ediyor. Yani kişi hakaret suçunu, kasten yaralama suçunu, tehdit suçunu işledikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılacağını bildiğinden dolayı sonrakine cesaret buluyor. Ceza hukukunun mantığı kişileri suç işlemekten uzak tutmak ve topluma örnek oluşturmak. Yani toplum üzerinde caydırıcılığı oluşturmak. Ama siz hakaret işleyen bir kişiyi görürseniz ve bu yapılan yargılama sonunda HAGB alıp bir yıl sonra denetimli serbestlikten de sıkıntısız bir şekilde geçtikten sonra hukuk gözünde hiçbir şekilde suç işlememiş bir kişi olarak varsayarsanız diğer kişileri bırakın cezaların caydırıcılığını, diğer kişilerin de biraz önünü açmış olursunuz. Yani burada cezaların artırılmasından daha ziyade infaz politikasıyla ilgili, ceza muhakemesi kanundaki düzenlemelerle ilgili yeni bir yapılanmaya gidilmiş olsaydı daha faydalı olacak. Ama burada Bilgehan Bey'in dediği nokta çok önemli. Yani bizim elimizin dolu olması gerekiyor. HAGB kaldırılsın. Sağlıkta HAGB uygulanmasın. Ama neden uygulanmasın? Ya da bunun altını bizim bir şekilde doldurup tasarı hazırlayıp bu tasarıyla ilgili yerlere başvurmamız gerekiyor ki gerekçelerimiz de kabul edilebilsin. Yani bu noktada son yapılan düzenlemenin biz yeterli seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Evet, adım ama yeterli seviyede değil. Şiddeti önleyebilecek mi? Evet, nebze önleyebilir ama bitireceğini düşünmüyoruz. Yani dünyada, bırakın Türkiye'yi, dünyada sağlıkta şiddet, iş yerinde şiddet çok büyük oranda. Özellikle sağlıkta şiddet noktasında diğer iş yerlerinde çalışan kişilere uygulanan şiddetin 16 katı daha fazlası sağlık personeline karşı uygulandığı tespit edilmiş. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. %50'den fazla sağlık personeli şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Yani bu aslında Dünya Sağlık Örgütü ve ILO'nun da son raporlarında yazdığı üzere diğer sorunların öncesinde bu şiddeti çözmemiz gerekiyor. Çünkü burada hem biz hekimin can güvenliğini sağlayamamış oluruz hem de sistemin
düzgün işleyememesine sebebiyet veriyoruz. Şiddet korkusu altında bir hekim mesleğini gerektiği gibi yerine getiremeyebiliyor. Sistem aksaklıklara uğrayabiliyor. Mayasal hak olan yaşam hakkını engellemiş oluyoruz. Yani bu noktada bu kadar baskıyla kat edilen bu yolun aslında daha öncesinde, çok çok daha öncesinde bundan daha iyi seviyede korunmuş olması gerekiyor. Bu da sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında bize gerekçeli bir taslak hazırlayarak, yani sadece istiyoruz değil, gerekçelendirerek şu 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 gerekçelerle, şu şu sebeplerle şöyle uygulanması daha uygun olur şeklindeki bir istek daha olumlu sonuçlara götürebileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra ben yeni bir konu başlığı açmayayım. Gelen soruları Sümeyra Hocam bizimle paylaşırsa ve arkasından da konuyu derleyip toparlayıp bir kapanışa doğru bizi götürürse çok sevinirim. Kapanışı da seninle yapabiliriz Sümeyra Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi pek çok konuyu konuştuk zaten ama sorular hala gelmeye devam ediyor. Ben bir iki tane daha soruyu size ileteceğim. Saat de çok geç oldu. Diğer soruları kaydettik. Hepsine cevap veremeyeceğiz ama bu arkadaşlara daha sonra avukatlarımızdan aldığımız cevabı ileteceğiz arkadaşlar. Sadece şu sahada çok yaşanan bir sıkıntı olduğu için hemen burada konuşmak istiyorum. Mustafa Karabıyık'ın sorusu. Bir aile hekimi ayrıldığında yerine gelen aile hekiminden o güne kadar yaptığı harcamaları talep edebilir mi? Mevzuatta böyle bir şey var mı diye sorar. Şey mi? Mevcut yerine gelmiş aile hekimi yerine geçmiş aile hekiminin yapmış olduğu. Evet, yeni gelecek hekimden yaptığı harcamaları talep edebilir mi? Zaten cari hesaptan gitmiyor mu yapılmış olan harcamalar şeyi? Yani eğer bunu kalem kalem gösterdilerse ve yapılması gereken zorunluluk bulunmaktaysa oradan zaten kesilecektir aile hekiminin yapmış olduğu. Hani nasıl anlatayım? Yapılmış olan harcamalar da mevcut aile hekimliğinin yapılmış olan harcamalar olduğu için bence talep edilmesinin mantığını anlayamadım yani ben neden olduğunu. Mevzuatta böyle bir şey var mı diyor. Zaten Cem Hocam'la da mevzuatta net olarak böyle bir düzenleme yok. Mirbaş olarak yapılanlar evet. Bilgen Bey'in dediği gibi cari hesap üzerinden zaten ödenilerek yapılması gerekiyor. Eğer bu şekilde yapılmadıysa orada bir hukuka aykırılık var. Onu idarenin yani bu genel mantığıyla aslında bakmak lazım. Cem Hocam'la da bunu daha öncesinde de tartışmıştık. Evet, şimdi idare bu konuda aile sağlığı merkezinin size hizmeti yürütülebilecek seviyede teslim etmesi gerekiyor. Yeterli seviyede kriterlere uygun olarak teslim etmesi gerekiyor. Ya da siz özel olarak kiraladığınız aile sağlığı merkezi binasını kriterlere uygun olarak donatmak durumundasınız ve bunun sağlaması gereken aslında idare. Burada bir de idari hizmet, kamu görevi, kamu hizmeti verildiğinden dolayı aslında burada yükümlülük tamamen idarenin üzerinde. Bu da bir tartışma noktası. Şimdi Cem Hocam'la da ve Sümeyra Hocam'la da tartıştığımız geçenlerde bu nokta bu. Aslında idare burada kimi zaman kendisi bizi kamu görevlisi görüyor, kimi zaman kamu görevlisi sıfatı dışına çıkartıp özel hukuk kişisi olarak görebiliyor. Bu noktada bir çatışma yaşanıyor. İdare hani kendine göre olayı çevirmeye çalışıyor ama idarenin verdiği her karar hukuka uygun bir karar değildir. Bu Anayasa 125'e göre idarenin iş ve yapmış olduğu işlemle ve eylemler yargısal denetime tabi olduğundan dolayı evet idare bazı kararlar verebilir ancak bunun yargısal olarak denetimi mümkün. Kişi özelinde baktığımız zaman geleceğimiz nokta da bunu gösteriyor. Kişi eğer aile sağlığı merkezine mirbaş olarak bazı adilat ya da onarımlarda bulunuyorsa aslında bunu karşılaması gereken makam idari makamlardır. O yüzden talep etmesi noktasında karşıladığını, idari hesaptan ödediğini varsayarsak talep etmesi bu anlamda çok anlamlı gelmiyor. Ama dediğimiz gibi yani bunu idarenin karşılamış olduğunu varsayarsak. Eğer idare karşılamadı, kişi kendi cebinden karşıladıysa burada hukuki anlamda bir sıkıntı var. Bunu idareden talep etmemiz lazım. Bu somut olarak konunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Son bir soru daha iletmek istiyorum size. Çünkü
Bu konu bize yeni iletildi. Yıldırım Altay sormuş. İyi akşamlar. Yeni genelge ile 65 yaş iller arası seyahat edecek kişinin izlemleri yapılmaz ise bunun bir hukuki karşılığı olacak mı? Varsa ceza puanı mıdır? Sözleşmeye askıya almak mıdır? Teşekkürler demiş kendisi. Ya orada da aslında şöyle, hasta şimdi sizin aile sağlığı merkezine bağlı bir hasta. Sonuçta giderken izlenmesi gereken bir hastaysa, önceden buna ilişkin zaten takibini yaptığınız bir hastaysa biliyorsanız, gittiği zaman da kendisiyle ilgili takibini yapmanız gerekmekte. Çünkü kanunda hem aile hekiminin özellikle evlerde muayene yapabilmesi ya da gidip de başka hususlarda gelemeyecek hastalar bulunduğu zaman yanlarına gidebileceği ilişkin düzenlemeler bulunmakta. Buna ilişkin olarak eğer hastanın takibi yapılması gerekiyorsa takibini yapacak. Uzaktan takip yapma noktasında sıkıntı çekiyorsa şöyle bir yönlendirme yapılabilir. Mevcut gitmiş olduğu bulunduğu yerdeki bir aile hekimine misafir hasta olarak başvurması ve onun en azından oradaki kısmına ilgili olarak yönlendirmesi sağlanabilir. Buna ilişkinde yönlendirme yapıldıktan sonra o hastanın hangi hekime yönlendirme yapıldığı, ne zaman yönlendirme yapıldığı, niçin yönlendirme yapıldığına ilişkin hekimlik bazı altında bir tutanak tutulup ilgili birimlere de iletilmesine yarar var diye düşünüyorum. Çünkü takibin yapılması lazım. Bu da konu normal hastalık takibiyle ilgili değil. Yani kişi iller arası seyahat izni alıyor. Şimdi bugün bir genelge çıktı. Bir aydan az olmamak şartıyla iller arası seyahat edebilir diyor. Ama bu izin alan kişileri de bizlerin listelerine ekleyerek 65 yaş üstünün 1, 3, 7, 11, 14. günlerde kişiye izlem, COVID açısından izlem yapmanız gerekiyor şeklinde bir genelge ve bilgi geldi. Yıldırım Bey bunu soruyor. Yani normal kronik hastalıkların takibinden bahsetmiyoruz. COVID açısından bahsediyor. Ben bunu yapmazsam hukuki olarak karşılığı nedir diyor arkadaşımız. Şimdi bunun mevcut hizmetlere eklenmiş olan Sağlık Bakanlığı tarafından getirilmiş olan bir yükümlülük aslında. Kanunda her ne şekilde yazılmamış olsa dahi mevcut pandemi döneminde bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kanuna uygun olarak verilmiş olan emrin yerine getirilmesi lazım. Ama bunun yerine getirilmesi bazında çıkacak aksaklıkların önlenmesi açısından biraz önce demiş olduğum gibi önlemlerin alınması ve bunun kayda geçirilmesi daha mantıklı olacak. Şimdi hasta gitmiş 7 gün işte 14 gün aralıklarla kontrolün yapılması. Bunu eğer uzaktan kontrol yapılması şeklinde sağlayabiliyorsanız ve kontrol yaptığınızla ilişkin de kayıtları tutabilecekseniz, çünkü ileride bana kontrol yapılmadı gibi bir şeyle karşılaşmamak maksadıyla ispat açısından bunları nasıl diyeyim kayıt edebileceğiniz bir sistemi ayarladıktan sonra bunu bir tutanak altına alırsınız. İşte 7 gün, 14 gün boyunca şu hasta şu şekilde izlendi, şu kontrolleri yapılması bakımından şu tavsiyeler uygulandı şeklinde aranmış olan saatleri, ilimleri, kimlerin işte yanında bulunduğu sırada aramış olduğunuz hekimler varsa onların ilgili imzalarını alarak bu şekilde bir uygulama yapılabilir. Tamamen hekimin kendisini koruma maksatlı olarak. Çünkü ileride tekrar hasta benim hiçbir şekilde ben aranmadım ya da bana işte kontrol yapılmadı, bir şey konuşulmadı gibi bir şeyle karşılaşmamak maksadıyla bunlar yapılabilir. Yönlendirilmesi gerekiyorsa da gittiği yerde eğer aile hekimi bulunuyorsa oraya da misafir hasta bakımından eğer kontrolünü yapılması gereken bir durum varsa bu şekilde yönlendirmesi uygun olacaktır. Hani yeni bir şey olduğu için hukuken hani bu şekilde en azından hareket edilmesinde fayda var. Yani genelge kapsamında verilen bir görev olduğundan dolayı bu görevi takip etmemek hukuki olarak sıkıntı doğurabilir. Mevzuatta verilen görevleri yerine getirmemek kapsamında bir ihtar puanıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani o yüzden hem şey yapmak, takibini yapmak hem de bunu yani biz genelde hep biraz olarak işi garantiye almayı severiz. Belki bu bir iş yükü olarak karşımıza çıkabiliyor ama aradığınız tarih saati, görüştüğünüz noktaları da not alırsanız eğer, yani karşımızdaki kişiler hep hasta haklarından bahsediyoruz ama burada hekim noktasında da aslında biraz
dikkatli davranılması gerekiyor. Yani şu süreçte hep hastalarımızın üzerine, evet önemli, 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Bazı kısıtlamalara tabiler, bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Onların bu süreci rahat atlatabilmesi için çok düzenleme yapılıyor ama aynı zamanda hekimlere yönelik de iş güçleri anlamında bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Ancak bu konuda çok net yaptırımlar görmedik aslında, idari düzenlemeler görmedik. O yüzden kendimizi garantiye almak açısından görüştüğümüz saat, tarih gruplarını ve görüştüğümüz konuları da bir tutanak altına almak, iki gün sonra art niyetli bir yaklaşımla karşı karşıya kalırsak hukuki olarak bizleri koruyacaktır. Biz olarak genelge bizi hukuki olarak bağlıyor. Hemen bir not koyayım. Bu evet, genelgenin bizi bağladığının farkındayım ama şahsi görüşüm bu konu özelinde. Tıbbi olarak bunun bir getirisi olduğuna dair net gerekçelendirilmiş bir açıklama yok. O yüzden bu, tabii bunu söylemek çok doğru değil ama ben şahsen mesela bunun 1, 3, 5, 7, 9 günlerde neden gerekli olduğunu, mesela ilk gün niye takip edilmesi gerektiğini bana tıbbi bir gerekçe kimse gösteremez. Niye? Dün görmüşüm. Vatandaş dün benim karşımdayken her şey normaldi. Bu akşam otobüse binmiş ya da oğluyla beraber arabaya binmiş. Ertesi gün memleketine gitmiş. Bu birinci gün ben bunu izlem yapıp koronavirüs hastalığı veya bulaşı açısından neyi bulup bulamayacağım meçhul, belirsiz. Zaten işte bir kuluçka süresi. Eğer yolda bir şey kaptıysa, ki bu onun için yapılıyor olsa gerek. Ankara'dayken ben bunu izlemiyorum. Ankara'dan çıktığı için izliyorum. Niye? Yolda giderken herhangi bir konaklama tesisinde bir tuvalete girip çıktıysa, birisiyle kucaklaştıysa diye birinci gün benim izlem yapmam istiyor. İyi de zaten hiçbir tıbbi olarak bir semptom, bulgu, şikayet oluşturmayacağı neredeyse %99. Öyleyse ben birinci, üçüncü, beşinci gün niye bunu izlem yapayım? O yüzden bu genelge bilimin temel kurallarını, bilimin var olan kuralına çok da uymadığı kanaatimi buraya bir not olarak koymak istedim. Zaten bir sürecimiz hocam, hem hukuken, yani birçok alanda zaten şey olarak, sistematik olarak alıştığımız bir sistem içerisinde gitmediği için bu tamamen riski azaltmak ve idare, yani burada bir önceki bahsettiğimiz kusursuz sorumluluk, organizasyon sorumluluğu noktasında kendini de koruma altına, temel taban hasta ve yaşam hakkı, bu çerçevede alınan kararlarda kusurluluğu ortadan kaldırmak adına yapılmış düzenlemeler olduğunu düşünüyoruz biz de. Bu süreç böyle yönetilebilirdi düşüncesiyle hareket ediliyor. Yani hukuken de karşılaştığımız noktalarda, evet, hukuk mantığına çok oturtamadığımız noktalar oluyor. Siz de sağlık personelleri, profesyonelleri olarak verilen kararların bu anlamda çok çerçevesinin geniş olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında herkesin bu süreç içerisinde ortak noktada birleştiği şey, kimsenin net olarak ne yapılacağı konusunda net bir bilgiye sahip olmaması aslında. Bir de şunu hemen ekleyeyim hocam. Bu aile sağlığı uygulama yönetmeliğinde de geçiyor zaten. Dördüncü maddenin en son fıkrasında şu şekilde denmekte, aynen okuyayım isterseniz. Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak diye geçtiğinden dolayı kurumun daha sonradan vermiş olduğu düzenlemelere ilişkin bu emirler geçerliliğini koruyacak. Emrin içeriği hakkında evet size katılıyorum, orada sıkıntılar olabilir ama bunu sorgulayabilecek bir yapıda olunmadığından dolayı ve süreç bu sorgulamaya gerektirmediğinden ötürü en azından görevi yerine getirip hani aile hekiminin kendi yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonra sorumluluğu üzerinden atmakta fayda var. Bu evet, bu diğer görevler ifadesi, bu kavram Türk hukukunun idarenin en sevdiği kavram. Genişletme konusunda takdir yetkisi diyoruz işte biz buna. Burada idareye bir takdir yetkisi verilmiş aslında yönetmelik gereği. Bu takdir yetkisini de bu hususlarda idare kullanmış oluyor. Ama içerik konusunda hekimin, örnek verelim, bir hekimin yükümlülüğünü yerine getirirken
içerik konusunda bir problem olmuş olsaydı ve kanuna aykırı bir emir olsaydı orada farklı uygulamalar devreye girerdi. Ama kanunun cevaz verdiği hususlarda düzenlendiğinden dolayı dediğiniz hususlara katılmakla birlikte bu yükümlülüğü yerine getirmekte fayda var. Takibini yapalım yani. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Evet, sanırım bu kadar. Diğer sorularımız zaten çok uzun olduğu için bunları arkadaşlara daha sonra iletmek üzere kaydettik. Mil Hukuk Bürosu Avukatları Emre Bey, Bilgen Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Güzel, keyifli bir akşam oldu. Şunu hemen ileteyim hocam. Şey var mı yani, eğer varsa anlatmış olduğumuz hususlar ile ilgili anlaşılmayan bir nokta, gideremediğimiz bir problem, buna ilişkin soruları da tekrardan yönelsinler ki daha sonradan bunları da cevaplandıralım. Umarım tabii faydalı olmuştur, açıklayıcı olmuştur. İnşallah kimsenin aklında herhangi bir soru işareti kalmamıştır. İyi izah edebilmişizdir. Kaldıysa da gidermekte yarar var tabii. Alanları tabii biz alırız. Zaten şu anda cevaplayamadığımız sorularımız da oldu maalesef. Yani umduğumuzdan çok daha uzun sürdü oturumumuz. O soruları kaydettik. Onların cevaplarını sizlerle birlikte tekrar arkadaşlarımıza iletiriz. Bu saate kadar bizimle birlikte olan bütün meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu yapmamızda teknik desteği sağlayan FTS firmasına da çok teşekkür ediyoruz. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Sizlerin son sözlerini alıp sunumumuzu kapatabiliriz. Bizler de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biraz uzun konuştuk ama açıklamak maksadıyla bu şekilde konuştuk. Evet, biliyorum çok fazla soru geldiğini düşünebiliyorum. Çünkü vermiş olduğumuz konferanslarda da gideremediğimiz hususlar oluyor. Ama dediğim gibi yöntem belli. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Aynı şekilde katılımcılarımıza ben de teşekkür ediyorum. Bu saate kadar dinlediğiniz için biraz uzun oldu ama daha üzerinde konuşulacak çok konu var. Güncel gelişmeler üzerinde de ilerleyen dönemlerde eğer ne tercih edilebilir aslında birkaç oturum daha yapmak. Bu konuda katılımınız için ben teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bayramınızı şimdiden kutluyorum. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Ben de tüm meslektaşlarıma, bizi dinleyen, bu oturuma katılan avukat arkadaşlarıma, Sümer ve Hocam'a teşekkür ederim. Hukuk çoğunlukla bizim mesleğimize hep olumsuzluklarla yansıyor günlük hayatımıza. Ama kuralları iyi bilirsek, hukukun temelini iyi bilirsek ve bunu bir araç olarak kullanarak hukuk sayesinde olumlu sonuçlar alırsak, mesleğimizi daha iyi yürütebilmeyi başarırsak önümüzdeki bayramdaki gibi hepimiz için daha mutlu, daha hoş günler yaratma fırsatı da var hukukun. Dediğim gibi bu biraz bilgilenmeyle, bilgiyle beraber gelecek cesaretle. Yani mesleğimizin bir gereği de hukuku da bilmek maalesef ama günümüz bunu gerektiriyor. Herkese tekrar teşekkür ederim. İyi geceler, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.